Elemanla alt küme arasındaki farkı görmek lazım. Alt küme için sembol ne olursa olsun, kümenin o elemanı ben orada hani böyle uydurup bir şey yapayım bakın. Ne olursa olsun onu hep bir kümenin içine almanız lazım. Alt küme için eğer eleman diyorsanız o sembol olduğu gibi duracak. İçine karışmıyorum, görüntüsüne karışmıyorum ama kümesiz bir sembol, eleman bu şekilde muhakkak küme içine alarak arkadaşlar alt küme olur. Dolayısıyla burada bir elemandır A'dır. 1 3 bakın 1 ve 3 elemanlarını kümenin içine yerleştirirseniz evet alt küme olur. 10 öyle bir eleman yok ki 1011 bu. Bunu kopartamazsınız. Resim gibi düşünün. Anlamsızlaşır. Bu yüzden yanlış. A kümesinin eleman sayısı evet 6 tane doğru. 10 11 diye bir eleman yok ki bunun alt kümesi olsun. Evet bu da arkadaşlar doğru. Böyle bir alt küme olmaz. Cevabımız bu yüzden B şıkkı. Liste yöntemiyle bir küme verilmiş. Kümenin bakın okunuşu şöyledir. X öyle elemanlardan oluşuyor ki. Evet bu kadar uzun düşünebilirsiniz. X 2 nokta üst üste. X öyle elemanlardan oluşuyor ki. Öyle elemanlardır ki. Bunlar tam sayı olacak ve mutlak değeri 3'ten küçük olacak. Böylece eksi 3 ile 3 arasındaki tam sayılar nelerdir arkadaşlar? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Yani 5 tane. Bir kümenin alt küme sayısı nedir? 2 üzeri ne? Dolayısıyla 2 üzeri 5 32 olacak. B şıkkı. X öyle bir eleman ki 12 ile 72 arasında ve 6'ya bölünen sayı. Nereden anlıyoruz? M pozitif şey M tam sayı arkadaşlar. 6 ile bir tam sayıyı çarparsanız 6'nın katı olur. Böylece son 6'ya bölünen sayı 72. İlk 6'ya bölünen sayı 18 çünkü 12 dahil değil. Artış miktarı 6'şar 6'şar artı 1. Böylece 54 bölü 6 9 bir daha eklersek 10 tane eleman var D şıkkı. Bak bu da güzel bir soru. Çünkü hani küme sorusu ama aslında bence temel kavram bölme bölünebilme sorusu. Şimdi çarpımları 360 olan x'ye sıralı ikililerini tek tek bulacağız mı? Örnek vereyim bakın size. Burada şuna hesaba katmanız lazım burada arada. 1, 360 olduğu gibi 360 ve 1 de sıralı ikili olduğu için bunlar birbirine eşit değildir. 1 360 varsa 360 1 de vardır tamam mı? Birisi A birisi B çünkü burada A 1 B 360 ikincisinde A 360 B 1. Ben bunları tek tek sayacağım mı? Hayır. Pozitif tam bölen sayısı kadar olacak arkadaşlar burada. Neden? 1 360 sayısının pozitif bölenleri 1 2 3 5 diye gider ya. Bunları sen tek tek bulunca aslında bu çarpımın elemanlarını da tek tek bulmuş olacaksın. Türkçesi budur. Bu yüzden 360 ne? 72 çarpı 5. E o da 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. Böylece bunun pozitif bölen sayısı 4 çarpı 3 çarpı 2. Üstlerine 1 arttırıyorduk. Böylece 12 çarpı 2'den 24 tane 1, 2, 3 nokta 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 360'a kadar arkadaşlar. A sayısı olduğu için tabii ki yanına da bunun eşleri olacak. Böylece AB sıralı ikilileri gördüğünüz gibi 24 tane A şıkkı. A kümesi 1 3 ABC, B kümesi 1 3 AB, C kümesi 3 1 A 2 BC. Bir küme diğer kümenin alt kümesi ise bu kümenin elemanları direkt üsttekinin içinde vardır. Bakın mesela B kümesi A'nın alt kümesidir. Neden? 1 3 AB olduğu gibi bakın A'da var. Dolayısıyla evet B kümesi A kümesinin alt kümesidir. Sonra bakalım A, C kümesine eşit demiş. Eşit küme demek sadece eleman sayıları eşit demek değil. Elemanların kendileri de eşit olmak zorunda. Evet 1, 2, 3 var A, B, C'de A, B, C'de var A, B, C'de arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar direkt eşit küme. C kapsar A'yı. Evet arkadaşlar iki küme birbirine eşitse bunlar birbirini kapsar diyebilirsiniz. A, C'nin alt kümesidir. C de A'nın alt kümesidir. Çünkü her küme aslında kendinin alt kümesidir arkadaşlar. Bu yüzden üçüncü bilgi de doğrudur. Cevabımız bu yüzden E şıkkı oldu. Alt küme sayısı 64 mü? Bakalım A kümesiyle ilgili. Bir kere bakın. A böyle bir görüntü var. Bir de bu başka bir görüntü. Yani bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Şu X ile Y ne kadar birbirinden farklıysa bu A ile de bu o kadar farklıdır. Çünkü bu bir resim bir nevi. Bu da bir resim. Bu iki resmin görüntüsü birbirinden farklı. Bu küme sembolünün dışında olması özel bir şey değiştirmez. Bundan dolayı 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 de birlikte bakın. 1, 2 de böyle bir sembolün içinde verilmiş. Demek ki toplamda arkadaşlar 6 tane eleman var. Bir kümenin elemanı alt küme sayısı. Evet 2 üzeri nedir? Bu yüzden birincisi doğrudur. İçinde bu A ve bu iki o elemanlarının bulunduğu alt küme sayısı 8'dir. Bununla ilgili şöyle deriz arkadaşlar. 2 ve A. Zaten var ya bu sizin cebinizde. Geriye kalan elemanlar neler? 4 tane. Doğru mu? Geriye 4 tane eleman kaldı. Bunlar kesinlikle her kümenin içinde olacak. Örnek göstereyim bakın. Bu, bu ve 1. Bakın gördünüz mü? Bunlar kesin var yanına böyle bir eleman eklenmiş. Ya da hiç eklenmemiş de olabilir. Bakın şöyle. Bunlar da olur. Sonuç olarak geriye kalan elemanları ister kullan ister kullanma durumu varsa bununla oluşturulabilecek tüm alt kümeler 2 üzeri 4 yani 16 olur. Bunlar zaten dediğim gibi cepte var. Bir nevi sinemaya arkadaşlarınızı çağırıyorsunuz. Ali ve Ayşe kesin geliyor. Diğerleri arada kalmış kararsızlar daha bilmiyorsunuz. O zaman tüm oluşabilecek kombinasyonlar, durumlar diğerlerinin alt küme sayısı kadardır. Bu yüzden bu yanlış oldu. İçinde 1 ve 2 elemanının bulunmadığı alt küme sayısı 16'dır. Bu sefer 1 ve 2'yi sileceksiniz. Böylece geriye arkadaşlar kaç eleman kaldı? Toplam 4. Bu sefer 1, 2'nin olmadığı alt kümelerde 2 üzeri 4'ten 16. Bazen şöyle şeyler oluyor. Soruyu bitirdim isteyen dinlemeyebilir bundan sonrasını. Bazen arkadaşlar şu oluyor. E hocam şimdi 1, 2, 3 diye bir küme var. Birin olduğu alt küme sayısı da 252'den 4 tane diyorsunuz. Birin olmadığı alt küme sayısını da 4 tane diyorsunuz. Çok saçma değil mi? Yok hiç değil. Çünkü birisi cepte kesinlikle var. O yüzden düşünmüyorum artık onu. Birisi de kesin yok. O yüzden yine onu düşünmek zorunda kalmıyorum. Yani düşünce olarak ikisi aynı şey. Sayısal olarak farklı. Göstereyim bakın içiniz rahat etsin. Birin olduğu alt kümeler bakın. 1, 2, 1 3 sadece 1 başka arkadaşlar 1 2 3 bakın 1'in olduğu alt kümeler. Gelelim şimdi 1'in olmadığı alt kümelere. 2 3 ee, sonra arkadaşlar ne var? 1 2 var. Bir de boş küme var. Bakın alttaki ile üsttekinin farkı ne? Alttakine hep sayı 1 ekleyince üste elde ediyorsunuz. Bak 3'e 1 ekledim burayı elde ettim. Burada 1 2'yi arkadaşlar e, şey 1 2 diyorum buraya 2 3 yapacaktım affedersiniz. 2 3'e 1 ekledim. 1 2 3 oldu. Boş kümeye 1 ekledim. 1 oldu. Aradaki fark bu. Elemanı çıkarıyorsun, koyuyorsun ama eleman sayısı değişmiyor. Kümelerden ÖSYM su e güzel sorular soruyor. Bunların bazıları kolay, bazıları zor oluyor. Mesela bu soruda çok sıkıntılı bir durum olmayacak. Nasıl söyleriz? Normal A birleşim B kümesine yazacağımız elemanlar 0 var, 2 var, 6 var, 7 var görünenlerin içinde. U var, D var, C var tamam mı? Toplamda kaçmış A birleşim B'nin eleman sayısı? 9. O zaman bakın. Burada iki farklı harfe daha ihtiyacım var. Dikkat ederseniz kümeye ne yazılır? Birbirinden farklı elemanlar yazılır. O zaman X Y'nin U D C'den e, farklı bir harf olması gerekiyor birer tane. Şimdi bakalım AN olur mu? Evet. UDC'nin yanında bu 06AN olursa gerçekten burada bakın farklı iki harf olduğu için kümenin eleman sayısı 9'a yükselir. Sonra AUB olur mu? Evet. U zaten yazıldığı için bir daha yazılmaz. Ama A ve B, UCD'ye eşit olmadığı için yazılabilir. C şıkkına geldiğin zaman DVM. Şimdi DVM olmaz diyor biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar D bir daha yazılmaz. O zaman bu ki, harf sayısı kaça çıkmış oldu? Bir tane ekledim sadece. 8'e çıktı kümenin eleman sayısı. Yazılan bir daha yazılmıyor. D'yi yazma hakkım yok. O zaman gördüğünüz gibi harf e, par, harf diyorum. Kümenin eleman sayısı 8'e çıktı. 9 olmalıydı. C olmaz. Diğerlerini de söyleyeyim bak. CMV. CMV'de C ortak, M ve farklı. 9'a çıktı. Problem yok. U UAK U ortak A ve K'yı yazacağım. Gördüğünüz gibi burada da yine 9'a çıktı. Sadece uymayan C şıkkı. Sonlu küme demek arkadaşlar eleman sayısı bir yerde bitiyor demek. Yani 10 elemanlı bir küme sonlu bir kümedir. Ancak reel sayılar sonsuz bir kümedir. Ya da arkadaşlar 1 ile 2 arası sonsuz bir kümedir. Çünkü 1 ile 2 arasında sonsuz tane reel sayı vardır gibi. Reel sayı işin içine girdiği zaman 1 ile 4 arasına bakıyorum. E burada sonsuz tane sayı var canım bu sonsuz küme. Sonra 7'den küçük tam sayılar. E bunun nereye kadar gittiğini bilmiyoruz ki sonsuz küme. 3'e bölünen tam sayılar arkadaşlar. Doğal sayılar pardon. Bir sürü 3'e bölünen doğal sayı var ve sonunun nereye gittiğini bilmiyoruz. Ama ondan küçük doğal sayı dediğimiz zaman bir yerde bitecek o. Nerede bitecek? 0. Dolayısıyla sıfırdan 9'a kadardır bu kümenin eleman sayısı 10 tanedir. Cevabımız D şıkkı. Evet sonlu küme olur. E şıkkında da karesi 10'dan büyük olan Bilmediğimiz kadar sonsuz tane sayı var. Ardışık sayı denince arkadaşlar bazen sadece birer birer artanlar ya da ikişer ikişer artanlar anlaşılıyor. Yo, yedişer yedişer de artabilir. Mesela 1, 8, 15, 22 de bir ardışık dizidir. Aritmetik dizidir pardon. Dolayısıyla burada bir aritmetik dizi anlamamız gereken gerçek gerçekten bu tanım gibidir. Aralarındaki fark hep birbirine eşit olacak. Buna göre önce düz düşünelim. Birer birer artsın. 5 elemanlı ardışık elemanlardan oluşan aritmetik dizi nasıl oluşturulur? 1, 2, 3, 4, 5. İlk elemanımız değil mi? Şimdi burada ben tek tek 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, işte 3, 4, 5, 6, 7 diye mi gideceğim? Hayır size bir örnek göstereyim. Bazen sınavda vakit kaybetmemek için kendinizce bir mantık oluşturmanız lazım. Mesela bu küme 7 elemanlı olsaydı 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, ve 3, 4, 5, 6, 7 olacaktı. Buradan ilham alarak söylüyorum şimdi. Küme 5 elemanlı olduğunda küme 5 elemanlı olduğunda bir tane aritmetik dizi var. Küme 6 e, elemanlı olduğunda 1, 2, 3, 4, 5 ve 2, 3, 4, 5, 6 olarak 2 elemanlı bir dizi var. 7 elemanlı olduğunda 1, 2, 3 tane dizi var. Haliyle ne oldu bakın? 5 elemanlı olunca 1, 6 elemanlı olunca 2, 7 elemanlı olunca 3, küme sayısının, eleman sayısının 4 eksiği kadar burada aritmetik dizi oluştu. Ben size bunu tabii ki böyle güzelce anlatıyorum. TYT sorularında ilk başta çalışırken yavaş çalışmanızda bir mahsuru yok. Çalıştıkça, öğrendikçe arkadaşlar hızlanıyorsunuz. O yüzden ben hocam birinci testten bile yavaşım demek çok saçma geliyor bana bazen. Şu an yavaş öğrenen sonra hızlanacaksınız düşüne. düşüne. Bir de bir insan öğrenme safhasında hızlı düşünemez. Öğrendikten sonra uyguladıktan sonra sindirdikten sonra hızlı düşünür. O yüzden lütfen yorumlarımızda dikkate alın arkadaşlar. Demek ki e, burada ne dedik? N -4 olacak. Haliyle burada kaç eleman var? 12 eleman var. 12 4'ten 8 tane aritmetik dizi oluşturacak şekilde 5 elemanlı küme var. Cevap 8 mi? Hayır tabii ki. 1, 3, 5, 7, 9, 11 de olur arkadaşlar. Ve bu kaç elemanlı? 6 elemanlı. 6 elemanlı bir kümeden 6 eksi 4'ten o zaman 2 tane gelecek. Sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bu kaç elemanlı? Bu da 6 elemanlı. Dolayısıyla bundan da 2 tane gelecek. Peki başka yok mu hocam? Bak zorladısan da olmayacak. Birden başlayarak 3'er 3'er art artmayı zorlayayım. 1, 4, 7, 10, 13. Ama 13 bu kümenin elemanı değil. Demek ki Maksimum bu soruda birer birer ardışık olan ve ikişer ikişere ardışık olanları yazabiliyormuşuz. 5 tane olacak şekilde toplam 8 tane, 2 tane daha 10, 2 tane daha oldu. 12 geldi D şıkkı. 4 ile bölünme ancak 3 ile bölünmeme ne demek? Bu bazen karıştırılan bir şey. 4'e bölünenlerden 3'e bölünenleri çıkarırız hocam. Hayır. 4'e bölünenlerden 4 ve 3'e bölünenleri çıkaracaksınız. Çünkü şöyle düşünün. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dar düşünelim. Burada şimdi 4'e bölünenler neler? 4, 8, 12. Peki 4'e bölündüğü halde 3'e bölünmeyenler hangisi? 4 ve 8. Peki bu 12 arkadaşlar sadece 3'e mi bölünüyor? Aynı zamanda 4'e bölünüyor. Bu yüzden bu yorumu söylemiş olayım bilmeyen arkadaşlarımız için. Böylece bakın 4 ile tam bölünen sayıları önce yapıyorum. 130'a en yakın ne var? 128 var. Eksi 10'a en yakın var 12. Buradan 4 artı 1. 128 eksi 12, 116 e, bölü 4. 120 olsaydı 30, 29. Yani toplam 30 tane sayı varmış. Ancak bunlardan 120 e, hem 3'e bölünen hem 4'e bölünen son sayı. Evet 120. İlk bölünen sayı 12. Bölü 12 hem 3'e hem 4'e bölündüğü için. Böylece arkadaşlar bu da 10 tane oldu. Bunların farkını alacağız. 20 tane sayı sadece 4'e bölünüyor olacak. B şıkkı. Aa şöyle tanımlanmış arkadaşlar. Bu kümeden bir eleman seçeceksiniz. Örnek 33. Temsili olarak seçtim. Bu 33 elemanının bu küme içinde kendisinden başka pozitif böleni var mı bakacaksınız. Örnek 33'ün bu küme içinde kendisinden başka bir böleni var? 3. Eğer varsa bu AA sayısı değil. Eğer yoksa bu AA sayısı. Hemen bir örnek vereyim. Doğru örnek olsun. Bakın şimdi 14. 14'ün arkadaşlar bu soruda Kendisinden başka böleni var mı? A kümesinde yok. 14 burada 2'ye, 7'ye, 1'e, 14'e bölünür. Ama bu kümenin içinde ne 2 var ne 7 var. Dolayısıyla arkadaşlar burada 14 olur. 3 olur. 6 o da ol, 6 olmaz pardon affedersiniz. 6'nın böleni var. 3 çünkü orada. Sonra 13 var arkadaşlar. 13'ün kendisinden başka böleni yok burada. 15, 21, 24, 33 ve 45 hepsi neye bölünüyor? 3'e bölünüyor. O yüzden sadece bunlar arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden C şıkkı. A kümesi A1, A2, A3 nokta nokta A e kadar gidiyor. Örnek A4 derseniz 4 elemanlı bir küme. BM derseniz arkadaşlar M elemanlı bir küme. Mesela B7 derseniz 7 elemanlı bir küme gibi düşünün. Buna göre AX eşittir 2X artı 4'müş. BX de X artı 2'ymiş. A5 ve B6'nın kesişim kümesinin eleman sayısı soruluyor. Şimdi A kaç x haliyle arkadaşlar A5 dediğimiz zaman buradan ne olacak bakın A5 A1 A2 A3 A4 ve A5 olacak değil mi? Yine B6 da arkadaşlar B1 B2 nokta 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 B6 olacak. Şimdi buna göre ne yapacağız? Aslında tek tek sayı vereceğiz. Sayı verirken de bak şöyle yapacağım. Hız her zaman bizim için önemli TYT'de. Bakın e, bu ikişer ikişer artar demek. Bu birer birer artar demek. İlk sayı arkadaşlar 2 kere 1, 2, 4 daha 6 ya. Artık bundan sonrası 8, 10, 12, 14. Olay bu. Alttakine gelirsek birer birer artar kat sayısından dolayı. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Böylece bakın 6 ve 8'ler birbirine eşit oldu. Kesişim kümesinin eleman sayısı 2 geldi. Güzel bir TYT sorusu olur bundan. Çünkü B kümesinin yazılmayan elemanlarının çarpımı soruluyor. Orada da hemen hani attım tuttuluk bir şey de olmayacak. Şimdi A kümesinin arkadaşlar B kümesinin C kümesinin elemanları yazılmış. Noktalarda birer elemanı gösteriyor. A kümesi 4 elemanlı. B kümesi arkadaşlar 5 elemanlı, C kümesi de yine gördüğünüz gibi 4 elemanlı. Her birinin ayrı ayrı toplamları 30'sa A kümesinden başlayalım. En çok onun elemanı belli. Burada kaç tane eleman var? 4 tane, 5 tane pardon. Ee, burada 4 tane doğru 4 tane var. E haliyle bunların toplamı 30 olması için şu geri kalan bilmediğimiz bu iki sayıya ne kalmalı? 9 ve 10 ancak onların toplamı 19'u yapıyor çünkü. 9 ve 10 olduğuna göre ben 9'u ve 10'u nasıl yerleştireceğim peki? 1. Yanlıştan başlayayım. 9'u buraya yerleştirirsin, 10'u buraya yerleştirirsin. Ama ne oluyor o zaman biliyor musunuz? C'nin eleman toplamı 16 artı 8'den 24. 36 olması için buraya 6 kalıyor. E bak 6'yı 2 kere kullandık. Bu yüzden olmadı. Demek ki oraya gelmesi gereken 9'muş. Böyle de anlayabilirsin. Böylece burası 10'muş. Gerçekten 9, 6 daha 15, 8 daha 23 buraya 7 kaldı. Böylece B'ye de arkadaşlar 2 ve 4 kaldı. Bunların hem toplamları da hakikaten 30 yapıyor B kümesinin. Bizden yazılmayanların çarpımı soruluyordu. Onu yazdık, 2'yi yazdık, 4'ü yazdık. Çarpımları da 80. E şıkkı oldu. Ev sahibinin attığı goller kümesi E'ymiş ev sahibi hangisi belli verilmiş mi soruda verilmemiş. Hata mı yok değil. Çünkü arkadaşlar göreceksiniz zaten. Sorunun devamında diyor ki misafir takımların attığı goller de M. Tamam hangileri misafir? Yani burası mı misafir takım? Burası mı misafir? Bilmiyorum. Ee, ama bildiğim bir şey var. E birleşim M de 4 elemanlı. E kesişim M de 4 elemanlı. Bu nasıl mümkün? Bir düşün bakalım. Kesişimle birleşim ne zaman birbirine eşit olur? Böyle bak. Bu kümelerin ikisi de dörder elemana sahipse X, Y, Z, T şeklinde dört elemana sahip oldular. E ve M Kesişimleri kaç eleman? 4 Birleşimleri kaç eleman? 4 Böylece ne oldu? Kümelerin kesişimleri ve birleşimleri aynı elemana sahip olduğu için mecburen bu elemanların birbirinin aynısı olması lazım hem E'de hem M'de Dolayısıyla E kümesi Ev sahibinin artık hangisinin olduğu önemli olmadığını gördünüz mü? Çünkü ikisi de aynı elemanlara sahip. Ev sahibi takımlara bunlar diyelim. Şurada bilmediğimiz 3 tane daha maç var. Şöyle soru işareti koyayım. Böyle yaptım. Misafir takımın golleri bunlar. O zaman ev sahibinin golleri 1, 2, nokta nokta 4 tane. Misafir takımın golleri 4, 3, nokta nokta. Bunların birbirinin aynı olması için EVM 4 elemanlı, ve aynı elemana sahip olacaklar. 1-2 burada var, burada yok. O zaman 1-2 burada olmalı. 4-3 burada var, burada yok. O zaman 3-4. Bak gördüğünüz gibi şu an ev sahiplerinin attığı gollerin elemanları 1-2-3-4'müş maçlarda olan goller. Misafir takımında attığı goller 4-3-1-2'ymiş. Hemen örnek gösteriyorum size. Bakın şimdi. Örnek. 4-3 bitti mesela bir tane maç. Tamam. Bir tane maç 1-1 bitti. Olur. Bir tane maç 3, 2 e, bitti. Gerçekten bak ev sahibinin attığı goller 1, 2, 3, 4. Misafir takımın attığı goller 1, 2, 3, 4. Sadece gördüğünüz gibi burada e, toplam 4 elemanlı bir küme ama 5 maç vardı. O neden? Demek ki iki eleman birbirinin aynısıymış. Bak burada da yine e, hangisi aynı? 1, 1. Gördüğünüz gibi bunun gibi. O zaman bu kümelerin, e, bu kümelerin değil pardon. Bu maçların atılan gollerinin en az olması için ne yapacağım? Olabilecek en küçük seçimi yapmam lazım. Bir kere 1-2 var. 3-4 yok. Garanti burada 3 ve 4 atması lazım. Bir ev sahibi takımın. E, iki ev sahibi takımın. Atıyorum X takımı ve Y takımı. 3 ve 4 gol atacak. Z takımı en az olması için 1 atsın. Sonra yine e, K takımı olsun. L takımı M takımı. 4 3 var, 1 2 yok. O zaman 1 2 kesinlikle bunlar atsın ki 1 2 3 4 elemanına ulaşalım ama sonuncusu aynı olsun, 1 olsun. Gördüğünüz gibi artık 1 2 3 4'ü kesinlikle kullandım mı? Evet. 1 2 3 4'ü kesinlikle kullandım mı? Evet. Ve maçlarda olabilecek en az golü de bunun sayesinde sağladım. Bundan sonra artık bu 5 maçta atılan gol 1 4 daha 5, 2 3 daha 5, 3 1 daha 4. 4, 2 daha 6 ve 1, 1 daha 2 oldu. 10, 10 daha 20, 2 daha 22 geldi. B şıkkı bu da güzel bir küme sorusuydu. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve x tek rakamlarda oluşan B kümesinin kesişimine bakalım. Tek rakamları arkadaşlar hemen halledelim. Böylece görelim tek tek. 3, 1, 3, 5, 7, 9 olacak. Bu iki kümenin kesişimi böylece ne oldu? 5, 7 ve 9. 9. Bu küme 3 elemanlı olduğu için haliyle 2 üzeri 3'ten 8 tane alt küme sayısı var. B şıkkı. Önce A fark B'yi bulalım. A şöyle yazayım pardon. A 2 e, B var geç. 3 var geç. C 4 ve 5. Demek ki S A fark B arkadaşlar 5 eleman oldu. Bir kümenin N elemanının R elemanlı alt küme sayısı şöyle bulunuyor arkadaşlar. Formülü hatırlatayım. N'nin R'li kombinasyondur. O da N ye faktöriyel bölü. N eksik... R faktöriyel çarpı R faktöriyeldir. Dolayısıyla 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2'den 3 faktöriyel. Aşağıya da böyle yine 2 faktöriyel yazacağız. Buradan da cevabımız 10 gelecek. B şıkkı. İçeride yazanlar arkadaşlar eleman değil eleman sayısını veriyor. Dolayısıyla burada A kesişim B ne olacak? 6 elemanlı. Şurasının tamam bakın. Sonuçta B A'nın içinde. B A'nın alt kümesi olduğu için direkt 6'dır. Bu arada B'nin de eleman sayısı 6 olduğu için evet toplamları 12 geldi. Birincisi doğru. Gelelim şimdi ikinciye. A fark C. A fark C arkadaşlar neresi oluyor? A'nın C'ye ait olmayan kısmı. Yani kesişmeyen kısmı alacağız. O da neresi? Bak, burası burası C'ye ait. Burayı alamazsın. Burası zaten C farka. Orayı da alamazsın. A fark C 7. B fark C neresi arkadaşlar? Hemen bakın. B fark C'nin olduğu yer neresi? B'de olup C'de olmayan burası. Böylece bunların toplamı da 11 oldu. Bu da doğru geldi. A kesişim B kesişim C üçünün de ortak olduğu bölgeyi görüyor musunuz? Bakın şurası hem A'nın içinde hem B'nin içinde hem C'nin içinde. Bu iki elemanmış. B birleşim C. B ve C'yi direkt böyle birleştir. Birleştirdiğinde içeride kaç eleman görüyorsun? 5, 4 daha 9, 2 daha 11. Toplamları da 13 oldu. 3'ü de doğru geldi. E şıkkı. SA eksi 2 bölü 3 SB artı 1 bölü 2 eşitmiş. A ve B kümelerinin alt kümelerinin sayılarının çarpımı. Şimdi burada hemen A kümesinin eleman sayısına A diyelim. A eksi 2 bölü 3 B kümesininkine de B diyelim. B artı 1 bölü 2. Böylece e, A 2A eksi 4 eşittir 3B artı 3 oldu. Bundan dolayı 2A eksi 3B de 7 geldi arkadaşlar. Bu arada alt kümelerinin sayılarının çarpımı ne demektir? 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b. Bu ne demek? Üstü sayıdan 2 üzeri a artı b. 4 üzeri 13'te 2 üzeri 26 eşittir. a artı b haliyle kaç oldu? 26. Burada şurayı 3 ile çarparsam 5a 78 7 daha 85 yapar. A'nın eleman sayısı 17 geldi. B'yi sormuyor. A yeterliymiş. 17 çıktı. Reel sayılarda kesişim yaparken aralığa bakmamız lazım. A kesişim B için ben size kolay olsun diye şöyle bir aralık göstereyim bakın. Eksi 2 ve 4. Bu birinci küme. İkinci kümeyi çizeceğim şimdi. Eksi 1 ve 5. Birisinde arkadaşlar eksi 2 dahil ama 4 değil açık aralık yapayım. İkincisinde de eksi 1 dahil 5 değil. Bunlarda da burası da kırmızı ile olan bölge. Hem kırmızının hem siyahın olduğu bölgeyi gördünüz mü? Bakın burası geldi. Yani eksi 1 kapalı 4 açık aralığı. Soru bizden ne demiş? Ne istemiş? Hangisi A kesişim B'nin bir alt kümesidir diyor arkadaşlar? -1 4'ün hangisi alt kümesidir? -1 4 sakın demeyin. Çünkü burada 4 dahil ama cevabımızda 4 dahil değil. Bu olmaz. -2 5'te 5 zaten geçiyor. -3 3 -3 daha solda 0 5 arkadaşlar. Sağda bakın 5 olmayacak. 4'e kadar en fazla ama 0 3 gördüğünüz gibi bu kümenin içindedir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. A kümesinin alt kümelerinden bazıları yazılmış. Yani normalde yazılsaydı şöyle yazılacaktı bu: A virgül B virgül C gibi. Ya da işte 1 virgül 3 virgül 7 3 gibi düşünün, tamam mı? Bu kümenin eleman sayılarında elemanların o zaman 1 olmalı, 3 olmalı, 7 olmalı. Sonra arkadaşlar A kesim var, B var, C var, D var, E var, 2 var. Bunlar en azından var. Daha fazla eleman sayısı da olabilir bu A'da ama en azından bunlar kesin var arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Demek ki bu küme en az 9 elemanlıdır. Daha fazla da olabilir çünkü bunlar sadece görünürdeki alt kümeler. Garanti olan bir şey var ki en az 9 elemanlı olduğu için bu kümenin alt küme sayısı en az 2 üzeri 9 B şıkkı olur. Ama h 2 üzeri 10 olur pardon. Olamazları soruyormuş. Bu olur. Eğer 9 elemanlı olursa en az. 10 da olur, 11 de olur, 12 de olur. Ancak 8 olamaz. Çünkü zaten bunun eleman sayısı en az 9 tane arkadaşlar. A şıkkı cevabımız. En büyük elemanı arkadaşlar üçgenle gösterilmiş. E, çift elemanların sayısı da ters üçgenle gösterilmiş. Haliyle bu kümenin en büyük elemanı 7'ymiş. Yazalım. Kümenin elemanlarını diyelim yazıyoruz. Tamam mı? 7. 4 tane çift sayı olduğuna göre 0 olur. 2 olur. 4 olur. 6 olur. Başka da olmaz. Neden? Çünkü arkadaşlar 8 olursa 8 7'den büyük en büyük elemanın 8 olur. Peki bunun başka elemanları var mı? Şimdi arkadaşlar. Tek sayılarla ilgili bir şart söylemiş mi? Soruya bir bakın bakalım. Hayır söylememiş. O zaman 7'den küçük olan 1 3 5'in hepsini ister buraya alırsınız, ister iki tanesini alırsınız, ister bir tanesini alırsınız. Örnek 7, 0, 2, 4, 6, 1 diye bir sayı olabilir. Ya da hiç bunların hiçbiri olmaz. Sadece bu kalır. O zaman arkadaşlar bunlar cepte, bunlar var o yüzden yok saymıyorum. Bunlar cepte olduğu için garanti diyorum duruyorlar kenarda. Sonra diyoruz ki 1, 3, 5'i istediğin gibi kullanabiliyorsan İstediğin sayıda alabiliyorsan bu şu demektir. 1, 3, 5'ten oluşturulabilecek tüm alt kümelerdir arkadaşlar. Bu yüzden 2 üzeri 3'ten 8 tane oluşur C şıkkı. Buna da alışmak lazım. Bundan sonrasını isteyen dinlesin. Arkadaşlar siz 1, 3, 5 ile bakın zaten dediğim gibi 7, 0, 2, 4, 6 onlar kenarda duruyor. Onları boş ver. 1, 3, 5 arkadaşlar hiç olmayabilir. Haliyle 7, 0, 3, 4, 6, 2 aynen kalır. 1 olabilir, sonra 2, 3 olabilir, 5 olabilir, 1, 3 olabilir, 3, 5 olabilir, 1, 3, 5 olabilir, başka 1, 5 olabilir ve bu kadar. Daha da başka bir şey olmadı zaten. Haliyle bakın boş küme 1, 3, 5, 1, 3, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 5 bunlar toplamda zaten 8 tane yaptı. Tek tek saymak yerine... İstediğiniz sayıda kullanabildiğinizde tüm oluşan kümelerin alt küme sayısı kadarı olduğunu görmeniz lazım. Burada boyanmış kümeler var bakın. Pembe, kırmızı, yeşil, sarı, turuncu şeklinde. E, hangileri verilen Venn şemasında 3 renkle boyanmıştır diyor. A birleşim B, fark C denmiş. A birleşim B'nin sınırlarını çizeyim. A birleşim B burası. Fark C neresi oldu o zaman? Bakın şimdi kırmızı, turuncu, sarı. Evet sonuçta yeşili almayacağız çünkü fark kısmı burası oldu. Evet 3 renk oldu. Bu doğru. Gelelim şimdi ikinciye bunu siliyorum. A kesişim B birleşim C. Şimdi B birleşim C arkadaşlar nedir? Sınırımız normalde burasıdır. A ile kesiştirdiğimiz zaman burayı neresi olacaktır? Sadece burası arkadaşlar. A kesişim B birleşim C'nin ortak olduğu bölge sadece turuncu. Bu olmadı. Şimdi sonuncusunda da B fark A birleşim C. B fark A'ya bakalım. B fark A neresidir? Şurası değil mi? Şu ikisi. Bir de bunu C ile birleştireceğiz. Bu da eklendi. O zaman kırmızı da oldu. Yeşil de oldu, pembe de oldu. Cevabımız böylece 1 3 D şıkkı. Bu soruda şimdi demiş ki alt kümelerinin kaç tanesi eşit kümelerdir? Zaten eleman sayıları çok fazla. Ben tek tek arkadaşlar bunların alt kümelerini bulup bir de eşit olup olmadıklarını mı kontrol edeceğim? Hayır. Eşit elemanlardan eşit alt küme oluşur. Bunu şey gibi düşünün yani. Siz A marka sütünden alırsanız, arkadaşınız da A marka sütünden alırsa böylece bardağa koyduğunuzda acaba bunlar aynı süt mü diye düşünmek zorunda kalmazsınız. Bundan dolayı eşit olan elemanları seçelim şimdi. Neler? 4, 5, A, B, C. Bunlardan oluşturulabilecek tüm alt kümeler birbirine eşittir. Bu da 2 üzeri 5'ten 32 yapar. D şıkkı. A kümesi 2'ye bölünen sayılardan oluşuyor. B kümesi de 3'e bölünen sayılardan oluşuyor. B kümesinin A kümesinin elemanının olmasını istiyoruz. Alt kümesi olmasını istiyoruz. Bu nasıl mümkün? B kümesi 3'e bölünüyor ya. Aynı zamanda bir de arkadaşlar ikiye bölünen sayılardan oluşacak. Örnek B kümesi şöyle olsa bakın. Ufak bazen örnekler görün. 6, 12, 18. Bunlar aynı zamanda ikiye bölündüğü için A'nın da elemanıdır. Ama B kümesi şöyle elemanlardan oluşsa. 3, 6, 12. Bak bu işi bozuyor. Bu ikiye bölünüyor mu? Hayır. O zaman bu A'nın alt kümesi olabilir mi? Hayır. O zaman ne yapacağız? 2 ve 3'e bölünenleri alacağız gerisine çöpe atacağız. Böylece hem 2'ye hem 3'e bölünen sayıları bulalım. Burada hem 2'ye hem 3'e bölünen son sayı 48 yani 6'ya bölünüyor. İlk sayı 6 bölü 6 artı 1. Böylece buradan ne oldu? 8 artı 1'den 9 tane. Peki normalde B kümesinin eleman sayısı kaç? 48 eksi 3 bölü 3 artı 1. Çünkü bu kadar elemandan oluşuyor. Böylece bu da arkadaşlar ne yaptı? Ee, 16 tane yaptı. Şu üstte bir hata yapmışım affedersiniz onu düzelteyim. 42 bölü 6 7 bir daha 8 olacak burası. 8 tanesi arkadaşlar durumu sağlıyor. Ama toplam eleman sayısı kaç kümenin? 16. Demek ki o geri kalan 8 taneyi ayıklayacağız. Böylece B oldu arkadaşlar. 8. Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam biz B kümesinden 8 değil de 10 tane eleman çıkarsak. Evet olabilir. Mesela bakın burada B kümesi sadece 6 ve 12'den oluşsa da A'nın alt kümesi oluyor. O yüzden soru size en azı sormuş. Önce şu üstten başlayalım. A fark B, B fark A. Şuraya e, pardon hemen şurayı düzeltiyorum. Buraya 2k dersek, buraya da 3k dersek olur, değil mi? Bu arada bazen arkadaşlar ki bazen değil aslında pardon. çoğu zaman ben ne olur ne olmaz diye kümeleri çizerim. Problem sorularında işe yarayabiliyor. Kenarda dursun. Her zaman değil ama ben kullanmaya çalışıyorum. Özellikle böyle küme problemlerinde. Şimdi B fark A'nın tümleyeni demiş. Önce şunu hatırlayalım. B fark A neye eşitti arkadaşlar? B kesişim A'nın tümleyeni. İlkini sabit bırakıyoruz. İkincinin tümleyenini alıyoruz. Burada da bu yüzden bak. B aynen kalıyor. Araya kesişim koyuyorum. A'nın tümleyeninin tümleyeni kendisi. Yani aslında şu bana verdiği B kesişim A'ymış. Anlaştık mı? B kesişim A'yı soruyor bize. Bu arada A fark B arkadaşlar burası 2k, B fark A 3k. Burası da arkadaşlar 24 5k. Tabii ki eleman sayısı tam sayı olduğu için 24 5k. Buradan ne diyeceğiz? 24'ten 5'in katı bir sayı çıkarmamız lazım. Haliyle 19 buna uyar. Ama 6 olmaz. Neden? 6 olması için 24'ten 18 çıkarman lazım. 12 için 12 çıkarman lazım. 15 için 9 çıkarman lazım. 24 için 0 çıkarman lazım. 0 da olmaz çünkü boş kümeden farklı demişti. Böylece arkadaşlar cevabımız D şıkkı oldu. Kombinasyon falan çalışınca bunları biraz daha iyi yapacağınızı düşünüyorum. Çünkü burada alt kümeleri tek tek bulup bunları tek tek çarpmak zorunda kalmayacağız kombinasyonu öğrenince. Ve şöyle yorum yapacağız. Burada kaç tane 3 olduğunu bilseniz, kaç tane 9 olduğunu bilseniz, kaç tane 27 olduğunu bilseniz, kaç tane 1 bölü 3 olduğunu bilseniz soruyu yaparsınız. Peki 3'ün olduğu kaç tane alt küme vardır? Zaten 3 garanti var. Diğerleriyle istediğim gibi oluşturabilirim. 2 üzeri 3 tane. Aynı şekilde 9'un olduğu kaç tane alt küme vardır? 2 üzeri 3 tane. 27'nin olduğu yine 2 üzeri 3 tane. 1 bölü 3'ün olduğu yine 2 üzeri 3 tane. Demek ki arkadaşlar 3 çarpı 3'ten 8 tane var. 9'dan 8 tane var. 27'den 8 tane var. Ve 1 bölü 3'ten arkadaşlar 8 tane var. Haliyle 3 üzeri 8, 3 üzeri 16, 3 üzeri 24 ve 3 üzeri eksi 8. Bunlar birbirini götürdü. 3 üzeri 40 oldu. Cevabımız C şıkkı oldu böylece bunların çarpımı. Olsa soru bitti. Birkaç şey söyleyeyim bununla ilgili. Ee, 3'ün garanti olduğu alt küme sayısıyla 3'ün garanti olmadığı, kesinlikle olmadığı alt küme sayısı aynıdır. Çünkü birinde 3'lerin hepsini tek tek elemanlara dağıtıyoruz. Birinde de 3'leri dağıtmıyoruz şu görüntü ile şu görüntü farklıdır. Çizeyim bakın. 1-3 ile 3 farklıdır ama bu 3'ün olduğu bir alt kümedir. Şunu düzelteyim. Şu arkadaşlar 3'ün olmadığı alt kümedir. Görüntü farklı ama sayısı olarak cevabı aynı. O yüzden şey demeyin. Bir elemanın olması ile olmaması nasıl aynı etki uyandırıyor? Gerçekte aynı etki değil. Sayısal olarak aynı arkadaşlar. Bu yüzden yaparken de ...kesin olanları sileriz, kalanlarla alt küme sayısı oluştururuz. A kümesi, B kümesi ve A kesişim B'nin eleman sayılarını öğretmen buraya gizlemiş. Ve arkadaşlar siyah noktanın etrafındaki 4 kare bize A kümesinin eleman sayısını veriyormuş. Yine kırmızının etrafındaki bu 4 kare B'nin eleman sayısını veriyormuş. Mavinin etrafındaki bu 4 kare de arkadaşlar kesişim kümesinin eleman sayısını veriyormuş. Bir kümenin birleşiminin eleman sayısının en büyük olması için ne olması lazım? Bunlar maksimum ama A kesişim B'nin de minimum olması lazım. Aslında bir nevi ne demek biliyor musunuz? A fark B maksimum olursa, B fark A maksimum olursa, A kesişim B de minimum olursa böylece soruyu güzelce hallederiz. Bundan dolayı ne yapacağım? Bunların ortak olmayan yerlerine en büyük elemanları dağıtacağım. Bakın böyle 16 15 14 13 12 11 gördünüz mü? Buraya bunlar kesişim noktalarından uzaklaştığı için en büyük elemanları tanımladım. Yine buraya 10 yazalım. Buraya da 9 yazalım şimdi tamam mı? Bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Buraya 1 yazayım, buraya da 2 yazayım. Böylece hatta şunu da yapayım. Aslında orada çok fark etmez ama kafanız karışmasın. Buraya da böyle 3 yazacağım, buraya da 4 yazacağım. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Bilerek 1, 2'yi bakın buraya ayırdım. Neden? Orası A kesişim B ile A, B'nin ortak olmadığı bölge. Haliyle burası en az olursa böylece fark en çok olur. A kümesinin elemanları 16, 15, 14 ve 3'ten oluşuyor. B kümesinin elemanları 13, 12, 11 ve 4'ten oluşuyor. Kesişim kümesinin elemanları da 1, 2, 3, 4 oluşuyor. Böylece bakın hem kesişime en az yaptım hem de ortak olmayan bölgeyi en az yaptım ki farklarını aldığım zaman arkadaşlar bu üçler ve dörtler birbirini götürecek. Şunların toplamı 81 yaptı. 3 çıkarırsak böylece birleşim kümesi en fazla 78 oldu D şıkkı. Bu soru benim gerçekten hoşuma giden ve TYT'de veya AYT'de çıksa güzel bir e, yorum yapılacak eleyici soru olabilir. Daha doğrusu TYT'de sorulursa iyi bir vakit kaybı sorusuna neden olur. Vakit kaybı istediğimiz şey değil ama mecburen hayatın doğasında var arkadaşlar. Bazı insanlar elenmek zorunda oluyor. Maalesef. Çünkü çok insan giriyor. AYT'de de olsa da evet belki daha az eleyici olur ama yine yapamayan çıkar. Şimdi ne yapabiliriz burada onu söyleyelim. Bu kısmı sorunun çok önemli. Bir kümenin tümleyeni, diğer kümenin tümleyeninden daha az elemanlıysa aslında burada ters bir durum vardır. Bakın şimdi. Diyelim şöyle bir D kümesi evrensel kümede T olsun. Sonra E kümesi evrensel kümede T olsun. Evrensel kümemiz 30 elemanlı bir küme olsun. D'nin eleman sayısı 3 olsun arkadaşlar. E'nin eleman sayısı da 2 olsun tamam mı? Şimdi bakın. Böylece D'nin tümleyenine kaç tane kalıyor? 27 tane. Peki E'nin tümleyeni ne kaç tane kalıyor arkadaşlar? 28 tane. Gördüğünüz gibi eleman sayısı daha az olanın tümleyeni daha çok oluyor. Ters ilişki var burada. Bu yüzden D arkadaşlar E'den büyüktür. İşte E C'den büyüktür. C arkadaşlar A'dan büyüktür. A da B'den büyüktür diyebiliriz. Bu bize neyi sağlayacak? Bunların arasındaki eleman sayılarının farkı 1 2 3 2 ya. İşte burada şunu yapacaksın. B eksi A aslında eksi 1. Neden? A'nın tümleyeni B'nin tümleyeninden daha küçük olduğu için A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından daha büyüktür gerçekte. Şu örnekten yola çıkarak. Sonra arkadaşlar C eksi B hangisi daha büyük? C bakın B'den daha büyük çünkü alt kümesi pardon e, tümleyeni daha az. Böylece C eksi B 2 oldu. Sonra D ve C'ye gelelim. D de arkadaşlar C'den büyük. Böylece D eksi C kaç yaptı? 3. Sonra D E'den büyük olduğuna göre buraya da E eksi D yazacağım. O da neye eşit olacak? Eksi 2. Niye böyle yaptım? Böylece D'ler, C'ler, B'ler gitsin. Sadece E eksi A eşittir. İkiler de gittiği için arkadaşlar buradan ne kaldı? 2. Bu arada E artı A ne verilmiş? 24. Topla bunları. E buradan 2'ye böldüğümüz zaman 26 bölü 2'den 13. A da arkadaşlar 11 geldi. A 11 ise B bundan küçüktü 10 oldu. C de B'den büyüktü 12 oldu. Cevabımız C şıkkı güzel bir soru. A kümesi 1, 2, 3, 4. A fark B 1, 3. Demek ki A fark B 1, 3 ise A kesişim B 2, 4 oldu. Bunu hemen söyleyebiliriz. Sadece A'da olanlar bakın. B'de olmayacak o zaman. Bakın. Buradan B'yi nasıl buluruz? İçinde garanti 2 ve 4 var. Sonra 1, 3 olmayacak. Kapat. O A fark B'de. Demek ki geri kalanların hepsi B'den geliyor. Böylece 2, 4, 5 ve 6'dan oluşuyormuş B kümesi. Cevabımız C şıkkı oldu. Demorgan kuralları ne diyordu? Tümleyeni dışarı atabilirsin. O da şu demek yani. Şimdi burada bak tümleyeni en dışa atarken sanki üstü sayılara üstü dağıtıyormuş gibi. Örnek 2 çarpı 3'ün dördüncü kuvveti ne demektir? Hem buna yansır hem buna yansır değil mi? Bak böyle yapacağım şimdi o yüzden. A, B tabii ki kümelerde çarpmadan farklı olarak birleşimin de tümleyeni var. O da kesişim. Bu böyle çıkartılırsa gerçekten üsttekini verir bakın. Tümleyen B. Tümleyen kesişimin tümleyeni birleşimdir. A'nın tümleyeni... A'nın tümleyeni. Gördüğünüz gibi üsttekini artık A kesişim B'nin parantez tümleyeni diye yazdık. Bu da 11'e eşitmiş. Bizden evrensel küme 24 olduğuna göre A kesişim B'yi soruyor. E zaten şu kural değil miydi? A'nın tümleyeni ile A'nın top tümleyeni evrensel kümeyi veriyordu. Burada da aynı şey. A kesişim B'nin tümleyeni ile A kesişim B arkadaşlar neyi verir bize? Evrenseli. Bu 11'miş. Bu bilmiyoruz soru işareti 24. Cevabımız böylece 13. E şıkkı oldu. Bu soruda bence yapılan en büyük hatalardan biri gidip tek sayının tümleyenine çift sayı demek. Öyle bir şey sakın yok. Tek sayının tümleyeni diye bir şey olmaz ki arkadaşlar. Burada şuna da dikkat edeceksiniz. Tümleyenin alacağınız yer sadece şurasıdır. Bu arkadaşlar sayının zaten karakterini gösteriyor. Karakter değişmez. İçerik değişebilir. Dolayısıyla burada x büyüktür 7'nin tümleyenine x küçük eşit 7 diyeceğiz. Bu arada büyüğün tümleyeni küçük eşittir. Küçük eşitin tümleyeni büyüktür. Birinde dahilse diğerinde dahil değildir. Dolayısıyla bakın burası dahil değildi. Aldığımızda eşitlik oldu. Ve bu yine x tek sayı olmaya devam ediyor bakın. Burası önemli. Böylece a'nın tümleyenini sormuş. Oraya geliriz. a'nın tümleyeni arkadaşlar neler? 7, 5. 3, 1, eksi 1, nokta nokta, eksi sonsuza gidiyor. Peki bunun doğal sayılarla kesişimi neresi? İşte 7, 5, 3, 1. Bu yüzden cevabımız C şıkkı 4. Burada iki basamaklı doğal sayılar seçeceğiz ve iki basamaklı doğal sayıları seçerken de bu kelimelerin harflerinin adedi kadar sayıya böleceğiz. Mor o zaman 3'e bölünenler. Siyah yani 5'e bölünenler kahverengi yani 10'a bölünenler. A kesişim B ne demek? Hem 3'e bölünen hem 5'e bölünen sayı. Hem 3'e hem 5'e bölünen sayı nedir? 15'e bölünen sayıdır. Sonra burası da 10'a bölünen sayılar. 15'e bölünen sayı nedir? Son terimimiz 90. ilk terimimiz 15. Bölü artış miktarı 15 artı 1. Bu yüzden ne oldu? 75 bölü 15 bir daha 6. Demek ki 6 tane hem 3'e hem 5'e bölünen sayı oldu. Şimdi şu kümenin adı D olsun artık tamam mı? A kesişim B'nin adı. D birleşim C kümesine bakacağız. Bu 10'a bölünen burası 15'e bölünen. D birleşim C ne demektir? Evet 15'e bölünenler artı 10'a bölünenler eksi hem 15'e hem 10'a bölünenler. Çünkü kesişimlerinde muhakkak içlerinde 15'e bölünen bazı sayılar 10'a da bölünür. Örnek 30. 10'a bölünen bazı sayılar 15'e de bölünür. Örnek 60. Dolayısıyla 15'e bölünen sayımız 6 tane. 10'a bölünen sayımız kaç tane onu bulalım. Son terim 90. ilk terim 10. Bölü artı birden. cevabımız burada 9 oldu. Artık buraya ne söyleyeceğim? Hem 15'e hem 10'a bölünen sayı nedir? İkisinin o ok keki olan 30'dur. 30'a bölünen sayıları tek tek bile yazabiliriz. 30, 60, 90. Yani kaç tane oldu? 3 tane. O zaman cevabımız 15 değil. 15 eksi 3'ten bak 12 oldu. C şıkkı. Okuyalım bakın soruyu. Diyor ki 2, 3, 5 kümeleri gösterilmiş. Bu kümelerin elemanları 1'den 30'a kadar olan doğal sayılardan küme ismiyle tam bölünenlerdir. Örneğin 5 kümesi 5, 10, 15, 20, 5, 30 olacak. Buna göre 3 ve 2'nin kesişimi hem 3'e hem 2'ye bölündüğü için ne olacak burası? Şöyle okla göstereyim. Burası 6, 12, 18, 24 ve 30 olacak. Sonra 5 ve 3 hem 5'e bölünen hem 3'e bölünen demektir. Burada 1'den 30'a kadar hem 5'e hem 3'e bölünen ne var? 15 var. Bir de 30 var. Başka bir şey yok. Sonra arkadaşlar 5 ve 2'ye bölünen 10'a bölünen demektir. 10, 20, 30. Böylece bunlardan şimdi ne istese yaparız. Bakalım ee, bunların birleşimi, şunların birleşimi zaten 30'u iki kere yazmayalım sildim bir tanesini bu oldu. Bu 6, 12, 18, 24, 30, 15'in şuradan farkı ne oldu? 30'u silelim çünkü 30 diğerinde de var. Böylece orada 2, 4, 5 tane eleman kaldı cevabımız B şıkkı oldu. Ben küme problemlerinde arkadaşlar kümeleri çizerek yapma alışkanlığına sahibim. Bu bize sorularda avantaj getiriyor. Her soruda yapacağız diye bir şey yok ama özellikle küme problemlerinde kullanıyorum. Bir de bazen böyle tümleyenlerde falan işe yarar diye gösteriyorum bakın. Şimdi buna göre kümeyi A, B şeklinde yazalım. Burada ne demiş? Alt kümesi A fark B'nin 8'i yani 2 üzeri 3'ten A fark B 3 eleman. Sonra B farkı arkadaşlar 2 üzeri 4'ten o zaman 16 olması için 4 olacak. A kesişim B'ye geldiğimiz zaman da 2 üzeri 5'ten burası 5 olacak tamam mı? Şimdi A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni ne demektir arkadaşlar? A birleşim B'nin böyle parantez tümleyeni. Demorgan kurallarında bunu söylüyoruz zaten. Hakikaten kontrol edin bakın tümleyeni tek tek dağıtıyoruz A'nın tümleyeni. Birleşimin tümleyeni kesişim. E, B'nin tümleyeni bakın böyle B'nin tümleyeni. Dolayısıyla burada evrensel kümeye E dersek A birleşim B'nin dışı 64 olduğuna göre alt kümesi 2 üzeri 6'dır. Yani burası da 6'ymış. Toplamda evrensel küme böylece 18 geldi B şıkkı oldu. ÖSYM de bazen böyle sorular soruyor arkadaşlar. Böyle hani ilk etapta bakınca korkutucu görünüyor ama yerine yazmanız yeterli oluyor. Şimdi a 1 3 kümesi nasıl tanımlanmış? a 1 3 Burada bakın x öyle bir eleman ki eksi 1'in birinci kuvveti küçüktür. n'e gördüğüm yere 3 yazacağım. 3x küçüktür arkadaşlar. 1 x eleman r. Diğerlerinde de böyle yaparım. İlk etapta böyle uzun göstereyim. Haliyle eksi 1 bölü 3 x 1 bölü 3 Eksi 1 bölü 3 ile 1 bölü 3 arasında oldu. ilk kümemiz arkadaşlar. Eksi 1 bölü 3 1 bölü 3 açık aralığı. Gelelim ikinci kümeye. İkinci kümede a 2 4 diyeceğiz. Orada da hemen a gördüğüm yere 2 yazarsam eksi 1'in karesi 1 olur. 4 yazacağım arkadaşlar neydi çünkü o 4x ve a dediğimiz burada 2 olduğu için 2. Böylece 1 bölü 4 x küçüktür. 1 bölü 2 oldu. Aralığı da hemen gösterelim. 1 bölü 4, 1 bölü 2 açık aralığı. Son olarak arkadaşlar 3, 5'e bakacağız. Eksi 1'in Üçüncü kuvveti eksi 1. Sonra küçüktür 5x küçüktür 3. Eksi 1 bölü 5 küçüktür x küçüktür 3 bölü 5. Bunların kesişimleri soruluyor. Hemen küçük elemanlara odaklan. Eksi 1 bölü 3, 1 bölü 4 ve eksi 1 bölü 5. Bunların en büyüğü hangisi? 1 bölü 4 değil mi? O zaman 1 bölü 4 açık aralığı. Sonra büyüklere bakalım. 1 bölü 3, 1 bölü 2, 3 bölü 5. Bunların en küçüğü hangisi? Böylece 1 bölü 3. En dar aralığı aldık. Kesişimi demek en dar kısmı al demek. Böylece 1 bölü 4, 1 bölü 3 açık aralığı oldu. A şıkkı geldi. Bilgiler verilmiş. Bu bilgilere göre arkadaşlar A, K kümesini yazmaya çalışacağız. Bir kere A kesişim B kümesi K kümesinin bir alt kümesidir. Demek ki A kesişim B kümesi K'nın içinde kesim var. 1, 2, 3, C. Başka var mı? 1, 2, 3, C var arkadaşlar. Evet. Demek ki 1 2 3 C kesinlikle bu K kümesinin içinde. A birleşim B K kümesini kapsarmış. Tamam. 1 2 3 4 5 7 A B C D E F. Demek ki bu kümenin içinden bir küme olacak arkadaşlar K kümesi ve K kümesinin elemanların sadece bir tanesi harfmiş. Böylece K kümesinde ne olma ihtimali kalmadı? Bunların olma ihtimali kalmadı. Sadece C varmış. Böylece K kümesi arkadaşlar en az 1 2 3 C olmalı çünkü A kesişim B'yi kapsıyor. Peki 4 5 7 olur mu olmaz mı? Onunla ilgili bir şart yok. Sonuçta K kümesi bu kümenin bir alt kümesi olacağına göre içinde 4 5 7'den herhangi biri olur, herhangi ikisi olur, hiçbiri olmayabilir. İşte bu şekilde bu 3 elemanı arkadaşlar istediğimiz gibi değerlendirebiliyorsak bunlarla oluşturulabilecek küme sayısı bu 4, 5, 7'nin alt kümesiyle aynı sayıdadır. Böylece 8 tane siz K kümesi oluşturursunuz. Örnek K kümesi sadece böyle olabilir. Bakın 4, 5, 7'yi hiç almadım. Ya da K kümesi 1, 2, 3, 4, e, C, 5. Böyle olabilir. Ya da hepsini alırsanız 1, 2, 3, 4, 5, C, 7. Gördüğünüz gibi bu da olur. Yeter ki 4, 5, 7'yi istediğiniz gibi kullandığınızda bunun küme sayısının bunun alt küme sayısına eşit olduğunu görün. Cevabımız bu yüzden A şıkkı oldu 8. Küme problemlerini yaparken ben şekil çizmeyi önemsediğim için arkadaşlar şekilli bir çiziyorum böyle kenarda dursun. A, B, evrensel kümemiz. Bunlar çünkü görsel olarak bize lazım olabiliyor. Şimdi buna göre arkadaşlar B kesişim A'nın tümleyeni ne demekti? B fark A demekti. Buraya X diyelim. A kümesinin tamamı. Şuranın tamamını kırmızıyla boyayayım ki tamamı olduğunu görün. A kümesi bu kümenin iki katıymış. Sonra arkadaşlar A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni nedir? A birleşim B'nin nedir? Gerçekten bakın A'nın tümleyeni. Birleşimin tümleyeni kesişim sonra B'nin tümleyeni oluyor. O yüzden bu da B fark A'dan 4 fazlaymış. O zaman A birleşim B'nin tümleyeni de bakın x artı 4 yazdım. Dikkat edin lütfen hiç boşlukta bir yer kalmadı. Kırmızı zaten A kümesi. Şurası B farka burası A birleşim B'nin tümleyeni. Bunların hepsinin toplamı evrenseli vermez mi? 4x artı 4 eşittir 20. X bakın buradan 4 geldi. Yani B farka 4'müş. Şimdi soru bizden ne istiyor göstereyim bakın. B'nin tümleyeni birleşim A. B'nin tümleyeni neresidir? Tarıyorum görün. Buralar, şey pardon şurayı düzelteyim sanki o kesişime dağılmasın. Bakın arkadaşlar B harici her yer. Şöyle A fark B'nin olduğu yer bir de A birleşim B'nin tümleyenin olduğu yer. Bunu harfle gösterirsek buraya X, buraya Y, buraya Z, buraya T dersek B'nin tümleyeni birleşim A demek Y artı Z artı T demektir arkadaşlar. Böylece artık y artı z artı t'nin ben burası 4 olduğu için geri kalan elemanlar olan 16 olduğunu bilirim. Çünkü tüm küme 20'yi evrensel. bunu çıkardık 4'ü geriye 16 kaldı d şıkkı. Bu soruda biraz kuralı bilip bilmediğimizi sorgulayan bir soru arkadaşlar. A'nın tümleyeni fark B'nin tümleyeninde farklı arkadaşlar tümleyen yerine farkı kesişime çevirmek lazım. Bakın şimdi biz farkla ilgili şöyle bir işlem yapmak yerine ne yaparız? Hatırlayın lütfen. A fark B ne demekti? Soldakini aynen bırak. Fark yerine kesişim yap. İkincisini de tümleyen olarak yaz. Bak şimdi. Bunu yapıyorum. A'nın tümleyenini aynen bıraktım. Farkı kesişim yaptım. B'nin tümleyenini tümleyeni B geldi. Bu da güzel bir şey. Aslında arkadaşlar bu B fark A'ya eşittir. Dolayısıyla B fark A 3'müş. Aynı mantıkla dikkat et bak. B'nin tümleyeni Aynı bıraktım. Sonra A'nın tümleyin tümleyeni kendisi. E bu da arkadaşlar A fark B. Bu da 4'müş. Zaten A kesişim B'de neye eşit gördüğünüz gibi 6'ya. Bunların hepsi zaten bize neyi veriyor? A birleşim B. 3, 4 ve 6. Toplamları 13 oldu. B şıkkı. Sarı kümenin ne olduğunu önce anlayalım arkadaşlar burada. Sarı küme bakın. C fark A birleşim B değil mi? Bu ne demektir peki? C 2'ye bölünen sayılardan oluşuyor. B 6'ya bölünen A da 4'e bölünen. Böylece ne diyeceğiz? 2'ye bölündüğü halde 6 veya 4'e bölünemeyen sayılar. 2'ye bölündüğü halde 6 veya 4'e bölünemeyen sayı burada ne? E şıkkı işte gördüğünüz gibi 38. Bu 6'ya bölünüyor. Bu 6'ya bölünüyor. Bu 4'e bölünüyor. Bu 6'ya bölünüyor. Sadece bu arkadaşlar 2'ye bölünüyor ama 4'e veya 6'ya bölünmeyen sayı oluyor. Bu şekilde bunu da söylemiş olduk. Şimdi bu soruda arkadaşlar bence güzel bir soru. Çünkü yani TYT sorusu gerçekten malum kümeler AYT'de de çıkıyor. Süre açısından önemli olduğu için bu çok AYT'lik değil TYT'lik bir soru. Yapmak yetmez bence bu soruyu. Hızlı da yapmak lazım. Hızlı düşünmek gerekir. Ben size güzel bir yorum söyleyeyim burada. Tam sayı çıkması lazım cevabın ve en küçük çıkması lazım. Bu arada B kesişim C farklı kümeler şey boş küme olduğu için bunlar ayrık kümeler. Bundan dolayı nasıl çarpım e, bölüm en küçük çıkar arkadaşlar? Bir kere 7, 5 kesinlikle C kümesinde olması lazım. Neden? Bunlar kendisi ve bir hariç başka sayıya bölünmediği için B'de olurlarsa tam sayı çıkmaz bölüm. 7, 5 garanti orada olacak. Hemen burada... E, dikkatli olup ne yapacağım biliyor musunuz? 8'i C'ye vereceğim. 4 ve 2'yi de B'ye vereceğim. Böylece bunlar birbirini götür. Bölüm büyük gelmez. Sonra biri istediğine ver. Bir zaten önemsiz orada. Geldik şimdi arkadaşlar 6 ve 3'e. Tabii ki mecburen 6'yı yukarı. 3'ü de aşağı vermemiz lazım ki bölüm en küçük çıksın. E, yukarı atamam. ikisini de aşağı atamam. Bölünmezler o zaman. Tam sayı olmaz yapabileceğim en küçük bölümü oluşturuyorum böylece. 7, 5, 8, 6'yı 4 çarpı 2 çarpı 3'e böleceğiz. Bu da kaç yapıyor? 8'ler gitti. 6 ile 3 sadeleşti. 2. 35 çarpı 2'den 70 geldi. Bu güzel sorunun cevabı. A kümesi Adana'da yetişen meyve sebzeleri, B kümesi Diyarbakır'da yetişenleri, C kümesi de Rize'de yetişenleri gösteriyormuş. A kesişim B'nin tümleyeni neydi? Bu biraz bizim kural bilgimizde sorguluyor. A kesişim B'nin tümleyeni A fark B'ydi. Haliyle Adana'da yetişip Diyarbakır'da yetişmeyen ne var? Mandalina varmış. Sonra bir de zeytin varmış arkadaşlar. Bununla birleştireceğiz A kesişim C'yi. Hem Adana'da hem de Rize'de yetişen ne var? Üzüm. Dolayısıyla MZÜ diyelim kısacası. Şurası arkadaşlar MZÜ geldi. Dikkat! Buraya böyle bir X kümesi diyeceğim görmeniz için. X kesişim. Şu B fark ya da Y diyeceğim. X kesişim Y'nin tümleyeni demek X fark Y demek değil miydi? Haliyle bu bizden neyi istiyor aslında? Ee, bu bulduğumuz arkadaşlar. Şurayı isteyelim ki kafanız karışmasın. MZÜ'nün neyden farkını istiyor? B fark A kümesinden farkını istiyor. Peki B fark A nedir? Diyarbakır'da yetişip Adana'da yetişmeyen şeyler. Diyarbakır'da yetişip Adana'da yetişmeyen ne var? Bakıyorum şöyle bir. Diyarbakır'da yetişip Adana'da yetişmeyen arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Bakıyorum. Evet, hiçbir şey yok. Demek ki burası boş kümeymiş. MZÜ'nün boş kümeden farkı ne olur o zaman? Yine kendisi MZÜ. Mandalina, üzüm, zeytin doğru cevabımız D şıkkı oldu bu yüzden. Okun gösterdiği küme, okun çıktığı kümenin alt kümesiymiş. Mesela göstereyim bakın. K arkadaşlar M'nin alt kümesi. Ya da B arkadaşlar A'nın alt kümesi gibi. C hem B'nin hem A'nın alt kümesi. D de C'nin alt kümesi. Bu kümeler birbirinden farklıymış, boş kümeden de farklıymış. Buna göre değer vereceğiz. Nereden değer vermek lazım ilk etapta? D'den. Çünkü en küçük küme o. Böyle bir yazdık. Bu iki elemanlı olsun. Şimdi C arkadaşlar hem B'nin hem A'nın alt kümesi ya. Buraya 3 yazayım. A tabii ki B'yi kapsadığı için 3 olamaz. O zaman 4 olmak zorunda. Birbirlerinden farklı dediği için eleman sayıları da mecburen farklı olacak. Haliyle 4 ise arkadaşlar K buradan 5 olur en az. M de 6 olur. Böylece M eksi de 6 eksi 1'den en küçük 5 oldu. E şıkkı. Burada bazı arkadaşlar şey yapmış olabilir. E, neden hocam şey demedik. Şuraya mesela 5 ise burası 5 olmuyor. Çünkü özellikle belirtmiş. Bu kümeler birbirinden farklı. Eğer eşit küme olsa evet. Eşit kümeler birbirinin alt kümesidir. Ama eleman sayısı farklıysa mecburen arkadaşlar bu şekilde bir büyüğünü vermek zorunda kaldık. Küme problemlerini yaparken şöyle bir çizeceğiz arkadaşlar kümeyi. Atkı, eldiven diyelim. Hem atkı hem eldiveni takan bakın 5 kişi. Yalnız eldiveni takan 10 kişi. Sınıf mevcudu 30. Burada atkı ya da eldivenden en az birini takıyorlar. Bu bizim için önemli basit olmasına rağmen. Yani dışarıda hiçbir şekilde hem eldiven takmayan hem atkı takmayan yok. Demek ki sadece atkı takan 15 kişi var arkadaşlar. Böylece cevabı rahatlıkla bulduk. D şıkkı. 40 kişilik bir toplulukta Almanca bilenlerin sayısı 19, Fransızca bilenlerin sayısı 25, her iki dili bilenlerin sayısı 10 olduğuna göre iki dilde bilmeyen kaç kişi vardır? Şöyle arkadaşlar bakın çiziyorum. Almanca bilen, Fransızca bilen burada toplam kaç kişi varmış? 10 kişi. Bizim için şunu söyleyeyim soruları çözerken konu anlatımında da söylüyorum. Her ikisini bilen, her ikisini bilmeyen bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Onlar varsa onların üzerinden gidiyoruz. Ve ne yaptım bakın, her ikisini bilen 10 kişi oldu ya hemen oraya yapıştırdım. Böylece Almanca bilenler 19 olduğu için bak buraya 9 kalıyor. Fransızca bilenler 25 olduğu için sadece Fransızcaya 15 kalıyor. Sınıf mevcudu kaçtı? 40. 9 10 daha 19, 15 daha 34. İkisini de bilmeyen 6 kişi varmış. Çünkü 40'tan evet 34'ü çıkardık arkadaşlar. O yüzden 6 kişi kaldı. Bu arada tabii ki şuranın tamamı gördüğünüz gibi sınıf evrensel küme. Sorunun çözümü aslında çok basit arkadaşlar ama çözümün basit olması hani sorunun müthiş derecede kolay olduğunu göstermiyor. Önemli olan anlayabilmek. Ayran veya pide tercih edenlerin sayısı sorulmuş. Ayran tercih edenler gördüğünüz gibi şurası. Pide tercih edenler de burası. Veya dediği için zaten burası ortak bölge. 5, 7 daha 12, 4 daha 16, 9 daha 25. İşte bunların toplamı arkadaşlar. D şıkkı geldi. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Herkes Türkçe biliyor demek. Türkçe evrensel küme demektir. Önce bunu bir yapalım. Sonra harfleri değiştiririz. Türkçe bakın en dışta olacak. Herkes biliyor Türkçeyi. Sonra arkadaşlar İngilizce bilen herkes Fransızca biliyor ne demek biliyor musunuz? Fransızca İngilizceyi kapsıyor demek arkadaşlar böyle. Bunu e, mantık dahilinde bazen oturtmak zor geliyor. Ben şöyle düşünüyorum. E, Türkiye'de Fethiye'de arkadaşlar İngilizler çok fazla ve artık buraya o kadar yerleşmişler ki yıllar evvel hepsi Türkçeyi biliyor. Bakın orada İngilizler azınlık. İngilizce bilen herkes Türkçe de biliyor. Ama Türkçe bilen herkes İngilizce bilmiyor. Türkiye'de bütün Türkler İngilizce mi biliyor? Hayır. Ama İngilizce bilen bu Fethiye'de yaşayan insanların hepsi Türkçe biliyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Aklınızda bu örnek kalabilir. Böylece e, burada TFI şeklinde. İngilizceye hangi harf demiş bu? A demiş. Fransızcaya hangi harf demiş? Bakıyorum B. Türkçeye hangi harf demiş? C. O zaman arkadaşlar A kesişim B A'dır çünkü evet A B'nin alt kümesi. A kesişim B B'ye eşit değil. Zaten bir doğruysa iki yanlış olur. A kesişim B B olsaydı bu B alt küme A demektir. Böyle bir şey de olmadı gördüğünüz gibi. B C'nin alt kümesi olduğu için evet bunun B'den B'nin C'den farkı yoktur tabii ki alt küme olduğundan dolayı. Cevabımız C şıkkı oldu. Öğrencilerin tamamı matematikten başarılıdır demek. Matematik arkadaşlar bu kümenin evrensel kümesi demektir bu sorunun. Şimdi sonra demiş ki fizikten kimyadan es, okuyamadım pardon. Fizikten başarılı olanlar kimyadan başarılı olamamış ya da kimyadan başarılı olanlar fizikten başarılı olamamış. Bunların bakın kesişimi boş küme demektir. Böylece kimyadan başarılı olanlar fizikten asla başarılı olamamış olur. Yalnız bir dersten başarılı olan neresi? İşte burası sadece matematikten başarılı olanlar demektir. Fizikten başarılı olmayan ne demek? Harflendireyim bakın buraya K diyeyim, buraya F diyeyim. Fizikten başarılı olamayan kimyadan ve sadece matematikten başarılı olmuştur. Bu da 17 olduğuna göre K2 oldu. E, kimyadan başarılı olmayan ne demektir? Sadece fizikten başarılı olan ve sadece matematikten başarılı olandır. Böylece onların toplamı da 20 arkadaşlar. F de bakın 5 geldi. Ne demiş? Yalnız iki dersten başarılı olan. Burası bakın kimya görünüyor ya. Matematikten de başarılı olmuş herkes. Aynı şekilde burası da arkadaşlar fizik görünüyor ama herkes matematikten de başarılı olduğu için böylece burası hem fen hem fizik hem matematikten. Burası hem kimya hem matematikten. Yani K artı F arkadaşlar yalnız iki tane dersten başarılı olanların kümesidir. Toplamları da böylece 7 artı pardon 5 artı 2'den 7 gelir A şıkkı. Yüzdeli sorularda 100x diyebiliriz sayı soruyorsa bize ki burada sayı soruluyor. Şimdi box, tekvendo, judo, karateye de jk diyelim. Ee, her ikisine de katılmış insan sayısı verilmiş mi? Hayır. Hiçbirine katılmış verilmiş mi? Evet %45. Buraya 45x diyelim arkadaşlar tamam mı? 40 kişi de hem boksa hem tekvando'ya katılmış. Bakın benim için hep önemli olan önce ya hepsi ya da hiçbiri tarzında verdiği bilgiler. Çünkü onlara göre yapıyoruz diğer kalan kısımları. Böylece 35x 40 burası. Burası arkadaşlar 40x 40. Toplamlarına bakacağız buna göre. Ne istiyordu bizden? Sadece boks tekvando. Toplamlarını yapıyorum. İzleyin lütfen. 35, 45 daha ne yapar? 80. 40 daha 120x. Eksi 40 neye eşit olması lazım? 100x. Çünkü bir şeyin tamamı %100'dür. Böylece 20x eşittir. 40 geldi. x bakın ne oldu? 2. Bizden nereyi istiyordu? Sadece Box tekvando burayı. 35 çarpı 2. Eksi 40'tan cevabımız 30 geldi. C şıkkı oldu. Söylediklerini bir yazayım. 200 metre ve altındaki yükseklikler A'ymış. 150 ve üstünde yaşayanlar B'ymiş. Bak bunlar kesişiyor. 200 ile 150 arasında bunlar kesişiyor. Önemli olabilir. Sonra gelelim 250 ve üstüne. A bak bu da önemli. 250 ve üstü arkadaşlar. 150 ve üstünün altındadır. Şöyle bir e, ok olarak düşünün. 150'nin üstü burası. 200'ün üstü. Pardon 250'nin üstü zaten burası bak 250'nin üstü 150'nin üstünün içinde kalıyor. Bu yüzden B kümesi C kümesini kapsar. Haliyle bir de ne demiştik? A ile B kümesi de biraz kesişiyor. Tamamen kesişmiyor ama biraz kesişiyor. Böylece görüntü bu olmak zorunda. Buna uygun şıkkımız hangisi arkadaşlar? D şıkkı. Kümeyi bir bence çizelim burada. Çünkü çok fazla şey olduğu zaman arkadaşlar kümeleri çizip hatta burada bilinmeyen sayısı da çok fazla. O yüzden harf vermenizde hiçbir mahsuru yok. Şöyle haş diyelim. Şimdi arkadaşlar en az iki dil bilenlerin sayısı ne demek? En az iki dil bilenler dikkat. İki dil bilen bir de üç dil bilenler demek. O da neresidir? B, D, E ve F. Bu kırka eşitmiş. Sonra şurası bakın önemli. En çok iki dil bilen hiç bilmeyen H. Sonra sadece bir dil bilen A artı C artı G. Sonra iki dil bilen sadece iki dil bilen B, D, F. E'yi almadım bakın. Bu da 36. Burada şöyle bir durum oldu. Şöyle fosforluyla yapabilirsem göstereyim. A, C, B, D, F, G, H. E zaten bu küm arkadaşlar. Bir de E'den oluşuyor ekstra. Demek ki burada bilmediğimiz E toplam eleman sayısı 70 olduğu için 34'müş her 3 dili bilen. Böylece orayı silelim artık buraya 34'ü yazayım. Şimdi bundan sonra neyi 34 bulduk? E harfini. E harfi 34 ise bakın BDF'ye ne kaldı? 40'tan 34 çıkarsa 6 kaldı. Bu dillerin hiçbirini bilmeyenlerin sayısı, hiçbirini bilmeyenler haçtı. En çok bir dil bilen ne demek? H, A, C, G. En çok bir dil bilen artı şey sadece bir dil bilen pardon bir de hiçbirini bilmeyenler demektir. Bunun üçte biriymiş. Öbür tarafa atarsam o zaman 2H eşittir A, C, G geldi. Ben A, C, G gördüğüm yere 2H yazarsam bak burada H var. Burada 2H var. B, D, F'yi daha demin yaptık 6 bulduk. Böylece şurası ne geliyor bir solda görelim. 36 eşittir. 3H artı 6. H buradan ne oldu? 10. H dediğim neydi? Hiç bilmeyenler. Hiç bilmeyenler 10 kişi. İki dil bilenler BDF arkadaşlar. 6 oldu. Böylece bunların sayısından 4 fazla gelmiş oldu. A şıkkı. Gitar çalabilen 100x insan olsun. Yine keman çalabilen de 100y insan olsun. Şimdi sadece bunlarla ilgileneceğiz. Gitar çalanların ne kadarı keman çalamıyor? %30'u. O zaman bunlar sadece gitar çalabiliyor. Diğerine de 100y diyelim. Bunlar da arkadaşlar keman çalanların da %40'ı. Yani şu 40y'lik kesim sadece keman çalabiliyor. E o zaman burası arkadaşlar 70x kaldı. Aynı zamanda burası 60 Y kaldı. Yani bunlar hem gitar hem de keman çalabilenler. Neden dışarıya hiçbir şey yazmıyoruz? Zaten soru nasıl başlamış? Ee, çalabilenlerin diyor. Yine burada çalabilenlerin. Yani çalamayanlarla hiç ilgilenmiyoruz bile. Böylece arkadaşlar 70 X eşittir 6 Y'den. Bunlar sadeleşirse X'e böylece 6 K. Y'ye de 7 K diyebiliriz. Ee, buradan da 30 X kaç yapıyor? Daha doğrusu şöyle diyeyim. 100x ya bu. 6 ile çarparsak 600k yapar. Diğerinde 100y olduğu için 7k ile çarparsak 700k yapar. İkisinin kesişimi arkadaşlar 60y veya 70x. İkisinden birine yazalım. O da ne yapıyor? 60 çarpı 6'dan 360k yapıyor. Şey, 6 çarpı 7'den 420k yapıyor. Bunları çıkardığımız zaman ne kaldı geriye? 880k. Bu arkadaşlar şıklardan anlaşılacağı üzere 44'e eşit olur. Neden? K böylece 1 bölü 20 olur. K'yı gidip yerine yazdığınızda tam sayı elde edersiniz. Sonuçta yarım yamalak insan olmayacağına göre. Diğerlerinde bu olmuyor ama 44'ten dolayı 11'ler sadeleştiği için tam sayı geliyor cevaplar. Cevabımız bundan dolayı değişik. Bir sınıf öğretmeni bahçeye A kümesini çizdirmiş arkadaşlar. Ben zaten soruyu okuduğunuz için şimdi anlatayım size. Bir A kümesini çizdirmiş. Sonra içine birbirinin alt kümesi olmayan B ve C kümelerini kesişebilirler diye böyle gösterelim biz. Bu bölgelerin içine de ben harflendirme yapayım. X, Y, Z, T diye belirteyim ki böylece daha iyi görün. Şimdi demiş ki buna göre öğrenciler bu kümelerin içinde bir yerde duruyor tamam mı? Üzerinde değil içinde duracaklar. Diyelim X, Y, Z, T'den birinde işte. Önderin bulunduğu bölge A kümesine ait ancak B kümesine ait değildir. A kümesine ait ancak B kümesine ait değil ne demek? A fark B'de bulunuyor demek. O da arkadaşlar Z'de de olabilir, T'de de olabilir. Ama hangisinde olduğunu bilmiyoruz şimdi. En azından A fark B bölgesinde olduğunu biliyorum. B'de değilse. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. B'nin tümleyeni de diyebiliriz. Çünkü burada A evrensel küme olmuş arkadaşlar. A'nın içine B ve C'yi çiziyoruz. Bu da bence kenarda durmalı. Böyle de söyleyebiliriz. Sonra e, bu yorumumuzu yaptık. Asya'nın bulunduğu bölge ne B ne de C kümesine aittir ne demek? Ne B ne de C kümesine aittir T demektir arkadaşlar. T'de kesinlikle Asya. Bu da bize şunu anlatıyor aslında. B birleşim C'nin tümleyeni. Ya da A fark B birleşim C. Bu da olur. Hangisi olduğu önemli değil şu an. İkisi de doğru. Bülent'in bulunduğu bölge C kümesine aittir. Zaten onu C diye söylemiş arkadaşlar. Yani neyin içinde? Y ve Z'den bir tanesinde. Buna göre önderin bulunduğu bölgeyi gösteren küme A kesişim C değil A fark B veya B'nin tümleyeni demiştik. Bu yanlış oldu. Bülent'in bulunduğu bölgeyi gösteren C zaten arkadaşlar. Şimdi bu olmaz ki. Bu bir kere şu. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni tümleyeni bu. 1 ile kesişim C demiş. B fark A kesişim C C'ye mi eşit arkadaşlar? Hayır tabii ki. O yüzden bu da yanlış oldu. Asya'nın bulunduğu bölgeyi gösteren küme hakikaten benim o dediğim işte. Bu neye eşittir? B birleşim C'nin tümleyenine eşittir. Bundan dolayı ben zaten demiştim. Burada da örtüştü. Cevabımız yalnız 3 oldu. C şıkkı. 237 asal mıdır diye bir soru sormuş öğretmen ve buna evet ve hayır demelerine göre geçeceklermiş. Enteresan bir durum ama artık soruya ayak uyduralım biz de. 237 bu arada asal mı arkadaşlar? Tabii ki değil. Neden? Rakamları toplayınca bile 3'e bölündüğünü görüyoruz. 237, 2, 3 daha 5, 7 daha 12. 3'e bölünen bir sayıdır. Dolayısıyla asal sayı değildir. Böyle asalmış gibi bir şey oluyor. 37'den herhalde insan düşünüyor. Bir de burada bakın bu soruda ne yapıyorum? Dörtlü tablo. Bir kere kümede dışarıda kalan hiçbir şey olmadığı için böyle yapabilirim. Dışarı taşan hiçbirinin cevap vermediği bir durum yok ve burada cinsiyet durumu var. Yani erkek kız diye ayrılıyor, bir de evet hayır diye ayrılıyor genelde malum e, bilenler, bilmeyenler deriz ama erkeklerin bileni, kadınların bileni diye ayrımı yapmıyoruz. Eğer böyle ayrımı yapıyorsak gözlüklü gözlüksüz şeklinde ya da işte kız erkek şeklinde böyle yapmamız lazım arkadaşlar. Erkeklerin %60'ı hayır demiş. Buraya 60x diyeceğim. O zaman demek ki 40x de evet demiş arkadaşlar. Kızların da %80'i evet demiş. Kızların %20'si demek ki bunları farklı harf verelim. 20y diyelim. 27 20y de arkadaşlar hayır demiş demek ki. Buna göre doğru cevap hangisi olacak? Hayır asal değildir. Yani bu 60x artı 20y eşitmiş arkadaşlar 40x artı 80y'ye. Soruda bakın doğru cevapların yanlış cevapları eşit olduğunu söylüyor. Böylece 20x eşittir 60y. Buradan 3y eşittir x geldi. Artık yerine yazayım 3y eşittir x olduğu için. Burası 120y. Burası arkadaşlar 180y. Burası da normal 20y ve 80y. Bunların hepsi dikkat ederseniz 20'ye bölünüyor. O yüzden tabloyu şöyle güncelleyebiliriz. Sadeleştirelim 6y diyelim. Burası 2Y olsun sağ taraf. Sonra hayır diyen erkekler 20'ye bölünce e, 9Y olsun. Kızlar da hayır diyenler Y olsun. Böylece tabloyu bir daha yaptım. 6, 2, 9 ve 1'in katı olması lazım. Hayır diyen erkekler burasıydı değil mi? O zaman bunlar sınıfa geçecek. 9'un katı bir sayı olması gerekiyor. Çünkü malum insan yarım yamalak olmayacağına göre. Burada da 9'un katı olan bir tekne var. 27. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. Birazcık aslında aynı zamanda bu soru arkadaşlar oran orantı sorusu. Şimdi bize tabii ki küme çizimleri lazım arkadaşlar. Hele böyle çok bilinmeyenlerde kesinlikle yapmanız gerekiyor bunu. Demiş ki sadece matematik, sadece fizik ve sadece Türkçeden geçenlerin sayısı birbirine eşit. Herhangi ikisinden geçenlerin sayısı birbirine eşit. Herhangi ikisine demek mesela matematik fizik için burası Matematik Türkçe için burası. matematik Fizik Türkçe için burası. Zaten bize hepsinin geçtiğini 12 vermiş. Haliyle buraya A, buraya A desem buraya da A diyeceğim. Böylece bakın herhangi ikisinden geçenler A artı 12 olacak gördünüz mü? Burada bize bir de bir uyarısı var. En az iki dersten geçenlerin toplamı 36'dan fazlaymış. Bu 3A artı 12'nin 36'dan fazla olduğunu söylüyor bize. Yani 3A'nın arkadaşlar... 24'ten büyük olduğunu söylüyor. A'nın da 8'den büyük olduğunu söylüyor. A'nın en küçük değeri o zaman 9'dur diyebiliriz. Şimdi onu şöyle karalayayım geri yorum yapacağım şimdi soruda. Buradan x'in pardon M, matematikten geçenlerin en az sayısını istiyor. Matematikten geçenlerin en az sayısı için buraları fazla büyütmememiz lazım. Çünkü A büyüdükçe 2A da büyüyecek, iyice büyüyecek arkadaşlar. Bundan dolayı ben ne yapacağım? Verebileceğim en küçük sayıyı vereceğim. O da kaç? Arkadaşlar 9. Buna göre 3A artı 3X artı 12 eşittir 63 ya. Biz A'ya kaç verdik en az? 9 verdik. 27 oldu burası. 3X artı 39 öbür tarafa atarsam 24 olur. X'in alabileceği değeri de 8 bulduk. Böylece M kümesi en az arkadaşlar. 8 9 daha 17. 9 daha 26. 12 daha 38 olur. Dediğim gibi sorunun şifresi şuraları az yapmak çünkü ortak oldukları için fazla olursa bu sefer M kümesi de büyüyecekti arkadaşlar. Bu soruda tersten düşünsek çok fazla küme var ya çizerek yapmak sıkıntı yapacak arkadaşlar. Desek ki %72'si o şaf yemiş ya %18'i o şaf yememiş. Bu hiçbirini yememiş olsun. Sonra arkadaşlar salata Yemiş ya %79'u. 21'i hiçbir şey yememiş olsun. Yine %86'sı pilav yediği için kalanlar hiçbir şey yememiş olsun. Ve kavurma da arkadaşlar yine hiçbir şey yememiş olsunlar. %10. Böylece bakın bunları hiçbir şey yememiş varsaysak bile ne geliyor? %73 geliyor. O zaman hiçbir şey yemeyenler olduğuna göre geriye kalanlar arkadaşlar %27 olur. Bunlar da yemek yer. Bu daha fazla tabii ki olabilir. Sonuçta burada %18'in içinde bunlardan da eleman olabilir arkadaşlar. Yiyenler olabilir. Mesela %18 o şaf yememiştir ama belki içinde salata yiyenler var. Ben onları da almadım. Onları da yememiş olsun dedim. Ancak zorladık %27'ye düşürdük arkadaşlar. Daha da büyük olabilir dediğim gibi bunların içinde yiyen elemanlar varsa. Cevabımız bu yüzden C şıkkı oldu. 3 üzeri x eksi 4, 2 y eksi 4, y 42'ye eşitmiş. Sıralı ikililerde arkadaşlar birinci bileşen birinci bileşene, ikinci bileşende ikinci bileşene eşittir. Bu yüzden 3 üzeri x eksi 4 y olur, 2 y eksi 4 de 42 olur. Böylece y'yi buradan 46 bölü 2'den 23 buluruz. Burası da 23 olacağı için at öbür tarafa 4'ü 3 üzeri x 27 geldi. x de bakın böylece 3 oldu c şıkkı. x 2x-1 verilmiş 1 ile 9 arasında x doğal sayıymış. Hemen buradan o zaman öbür tarafa atalım. 2, 2x küçük eşit 10. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. 1, x küçük eşit 5. Doğal sayı olarak arkadaşlar neler olur bunlar? 2, 3, 4, 5. X'in alabileceği değerler. B'de 1, 3, 5, 7. A kartezyen B demek birinci eleman A'dan gelecek, ikinci eleman B'den gelecek. Dolayısıyla İlk eleman 2, iki, ikinci eleman 1 olur mu? Evet, olur. İlk eleman 1 a ama bakın burada arkadaşlar 1 diye bir eleman yok. O yüzden B şıkkı olmaz. A kartezyen B'den burası A'dan gelmeli, burası B'den gelmeli. O yüzden. A kartezyen B'nin eleman sayısı arkadaşlar A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısıdır. A'nın eleman sayısı 6 olduğuna göre B'nin de eleman sayısı demek ki 5'miş. Hangisi buna uygun arkadaşlar? B şıkkı. Ayrık kümelerin arkadaşlar birleşimleri elemanları toplamına eşittir. Çünkü kesişimleri yoktur, böyledir. Bundan dolayı 7 olacak. Ne demiştik? Kartezyen çarpımın eleman sayısı birinci kümenin eleman sayısıyla ikinci kümenin eleman sayısının çarpımıdır. Bu yüzden... A'nın eleman sayısı 4, A birleşim B'nin 7, 7 kere 4, 28, D şıkkı oldu. A kesişim B ve A fark B'nin kartezyen çarpımı denmiş. A kesişim B bakalım neler? Ee, 3, 5, bu kadar. Az eleman olduğu için böyle yazalım. 3, 5 diye. Sonra A fark B neye eşit arkadaşlar? A'nın B'den farklı elemanı 1, 7 ve 9. Böylece bu da 1, 7 ve 9. Yani 2 eleman buradan, 3 eleman buradan çarptığımız zaman cevabımız B, 6 oldu. Bu soruda size şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. A kartezyen B ve A kartezyen C'nin kesişimini şöyle yapabilirsiniz. Sanki A ortak parantezine alır gibi A kartezyanı böyle dışarı alırız. B burada kalır bir de arkadaşlar C kalır. Arada hangi şey var? Kesişim. İşte bakın bunu böyle yapma hakkınız var tamam mı? Böyle yapınca A kartezyen B kesişim C'yi bulmak daha kolaydır çünkü. A zaten kaç elemanlı? 6 elemanlı bir küme. B kesişim C nelerden oluşuyor? 4, 2, yok pardon 2 yokmuş affedersiniz. 4 varmış, 5 varmış bir de 6 varmış. E bu da 3 elemanlı bir küme. 6 çarpı 3'ten 18. Bu ortak parantezi almayı düşünün bir. Kartezyen çarpım olması için arkadaşlar bir kere şunu görmemiz lazım. A kümesi olsun mesela bu bir de B kümesi olsun. A kartezyen B demek A'daki bütün elemanları tek tek B'ye dağıt demek. Mesela A kümesi diyelim 1, 2, 3'ten oluşsun tamam mı? B kümesi de 2, 3, 4'ten oluşsun. Kartezyen çarpım olması için 1 2'ye gider. 1 3 gider. 1 4 gider. Peki şimdi 1 2 var. 1 3 var mı? Yok. O zaman 1 3ü e eklemeliyiz. 1 4 var mı? O da yok. Onu da eklemeliyiz. 2 arkadaşlar 3'üne de gider. 2 2, 2 3, 2 4. 2 2 var mı? Yok. Eklemeliyim. 2 3 var mı? Var. Geç. 2 4 var mı? Yok. O zaman bunu da eklemem lazım. Geldim 3'e. 3 2. Sonra 3 3 ve 3 4 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Burada 3 4 var. Kapattım. 3 2 var mı? Yok. 3 3 var mı? Yok. O zaman bakın 1 2 3 4 5 6 tane eleman eklenmeliymiş buraya. C şıkkı oldu. Z tam sayılar kümesi olduğuna göre A kesişim B kesişim Z ne olur? Önce A kesişim B'ye bakalım bence. Z'yi hallederiz. A kesişim B arkadaşlar. Eksi 3 açık aralığı ve 5 kapalı aralığıdır. Doğru mu? Eksi 3 5 kapalı aralığının tam sayılarla kesişimi nedir? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Normalde tek tek saymayacaktım da göstereyim dedim. Böylece kaç tane elemanımız var? 8 tane elemanımız var. A birleşim B kesişim neye nedir? A birleşim B bakın en uç noktaları al. Eksi 4 7. Haliyle arkadaşlar buradan da eksi 4 7'nin doğal sayılarla kesişimi ne olacak? 0, 1, nokta nokta 6'ya kadar. Haliyle şöyle tabii küme sembolü. Böylece bunun da eleman sayısına geldi 7. Ne yapıyorduk? Kartezyen çarpımda bunları sadece çarpıyoruz eleman sayısını bularken. Cevabımız 56 oldu C şıkkı. A Kartezyen B'yi size vakit kaybettirmemek için gösterdim ben. Böyle yapıyoruz değil mi? 1, 3, 5, 7 arkadaşlar elemanımız. Diğeri de 2, 3, 4, 5, 6 noktaları tek tek birleştiriyoruz. Şimdi görüntü bu. Bu görüntüyü içine alacak bir kare çizmemiz lazım. Bu kenarlardan biri 4 olur. Birisi de 6 olur. Yani bunu dikdörtgen sormuyor. Dikdörtgen sorsaydı bunun alanı en az kaç derdik? 27. Şey 24 pardon. 6 çarpı 4'ten. Ama bunun içine alan bir kare çizeceğiz haliyle şöyle bir kare düşünün arkadaşlar. Neden böyle özensiz söyledim? Çünkü önemli olan büyük kenara adapte olmak. Bu kenar 6 birim olduğu için ve sonuç olarak bu noktaları dışarıda bırakmadığı için olabilecek en küçük kare böyle 6 çarpı 6'dan 36 olur A şıkkı. B kümesinin elemanlarını bulalım. 2'nin katı olan sayılar 1 ile 5 arasında sadece 2, 4'tür. Böylece B kartezyen A'ya bakıyorum. 2 1 2 2 2 3 2 4. 2 4 1 4 2 4 3 4 4. Gördüğünüz gibi bu oldu. Tamam, doğru. Gelelim şimdi buraya. C kartezyen B'de hata var. Niye biliyor musunuz? 2 üzeri y 13 ile 1 arasındaysa o zaman y 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir arkadaşlar. Ama burada 1, 2 ve 3 yazmalıydı. C kartezyene dikkat edin. C burasıdır, B burasıdır arkadaşlar. Önce olan x ekseninde sonra olan y eksenindedir. Bu yüzden bu hatalı. A kartezyen C'de A 1 2 3 4 tamam güzel. Ama C arkadaşlar ne demiştik? 1 2 3 şurası fazla burası olmamalıydı. Böyle olsaydı doğru olurdu. Bu da yanlış. Yalnız 1 oldu. A şıkkı. Birden bine kadar kaç tane tek sayı var arkadaşlar? 3, ve 999 en sonuncusu. O zaman ilk terim eksi son terim bölü 2 artı 1. 498 bir daha eklersek 499 tane tek sayı varmış. 4 ile 10 arasında arkadaşlar kaç tane sayı var? 10 eksi 4 6 bir daha çıkarırsak 5. Eleman sayısı 499 çarpı 5 2500'den 5 çıkaracağım. 2495 tane eleman yani 2405 95 tane nokta var. A şıkkı. A ve B'nin eleman sayıları toplamı 7 verilmiş. A kartezyen A ne demek? Buna A eleman diyelim. Buna da B eleman diyelim. O zaman burası A kare yapar. Bu da B kare yapar. 21 eşittir. B kare eksi A kare oldu. B eksi A çarpı B artı A oldu. B eksi A arkadaşlar buluruz. Çünkü B artı A 7 olduğu için B eksi A da 3 yapar. Böylece B eksi A 3. B artı A 7. Topladığımızda bakın A'lar gitti. B 5 geldi. A da 2. Zaten bunu tahmin edebilirsiniz. Böyle yazmaya bile gerek kalmayabilir. Haliyle elemanlar çarpımı bize kartezyen yani çarpımın eleman sayısını verir. 10 oldu D şıkkı. Hangileri daima doğrudur denmiş. A kartezyen B kesişim A kartezyen A. Burada şöyle yapabilir miyiz? A kartezyen parantezini alsak B kesişim A olur. Demek ki burası arkadaşlar A kümesi. Burası B kesişim A kümesi. Ha, o zaman burada şunu söyleyebiliriz. A kümesi Bakın fark ettiniz mi? B kesişim A ile aynı çıktı. İkisi de 1 2 3 4 1 2 3 4. Bu ne demektir? Eğer A A kesişim B'ye eşitse A arkadaşlar B'nin alt kümesidir. Bunlar eşit olabilir ya da B kümesi daha fazla elemana sahip olabilir ama garanti bir şey var ki şu an buna bakarak sadece yorumumuz A fark şey A alt küme B demeliyiz. Buna göre hangileri daima doğrudur demiş. A kesişim B A deriz. Bir de arkadaşlar A alt küme B her zaman doğrudur. Ama diğerlerine bir şey diyemem. Mesela demin dedim ya eşit ama şey e, eşit olabilir ama olmaya da bilir. Yine aynı şekilde A kesişim B, B'ye eşit olabilir mi? Eğer A ve B'nin eşit olduğunu bilseydim buna da yorum yapardım. Ama bunlar belirsiz. Cevabımız yalnız iki B şıkkı. Şimdi burada arkadaşlar B, A'nın alt kümesi olmamak üzere A'nın eleman sayısı 12, B'nin eleman sayısı 9, A kesişim B çarpı A birleşim B'nin eleman sayısı en fazla kaçtır diye sorulmuş. A kesişim B'yi maksimum, A birleşim B'yi de maksimum yapmamız lazım ama aynı zamanda arkadaşlar B'nin A'nın alt kümesi olmaması gerekir. Buna göre nasıl yaparız o zaman? Şimdi B en az B fark A 1 olsun. Burası arkadaşlar 8 olsun. Toplamları şey A'nın 12 olması için buraya 4 kalır. Böylece Birleşim kümesi 13 olur. A kesişim B'yi de maksimum yaptık. 8 oldu. 13 çarpı 8'den 104'e ulaştık. Alabileceği en büyük değer oldu böylece. C şıkkı. Burada tabii şu soru akla gelebilir. Hocam ama bunların birleşimlerini yani niye büyük bir eleman yapmaya çalışmadınız? O zaman arkadaşlar kesişimleri küçülür. Kesişimleri küçüldüğünce de çarpımları küçülür bundan dolayı. Mesela bir örnek vereyim size. Gittiniz dediniz ki 1 olsun kesişimleri. D burada B fark 8 olsun. İşte A da buradan ne güzel hocam böyle 11 olur. E tamam böyle oluyor da bu sefer bunların kesişimleri 1 olduğu için çarpımı minimum oluyor hatta. ABC boş kümeden farklı ayrı kümelerdir denmiş. A çarpı B 360, A çarpı C de 600 demek ki. Burada A'lar ortak. Peki nasıl bir yorum yapmalıyız arkadaşlar? Şimdi A arkadaşlar hem 360 hem 600'e bölünüyor ya. Bunlara tek tek değer vermemek için A'nın alabileceği en büyük değeri bulalım. O da bunların o bebidir. 360 ile 60'ın o de arkadaşlar kaç yapar? 120. A maksimum 120 olur. Mesela A 360 da olabilir ama bu sefer 600'e bölünmediğinden olmaz. O yüzden söyledim bunu. Böylece 120'den nasıl yararlanırız? 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. 120'nin arkadaşlar bölen sayısı kadar A vardır. A sayısı kadar B vardır. A sayısı kadar C vardır. İşte olay bu. Böylece 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1'den 4 çarpı 2 çarpı 2'den A'nın pozitif bölenleri yani A'nın alabileceği sayılar arkadaşlar 16 tane çıktı. Bu en küçük 1'dir. En büyük 120'dir. Buraya kadar 16 tane sayı olduğundan 16 tane B vardır. 16 tane C vardır haliyle birleşimlerinin değeri de 16 tane olur. Kızların isimlerinin olduğu harflerden oluşan küme K kümesiymiş. Yazalım. A, B, E, sonra I, e, L, N, S, U ve Y. Erkeklerden oluşan küme, tamamını bilmiyoruz erkeklerin çünkü 3 erkek var, ikisini vermiş. A, E, e sonra I var, K var e, ve N var. Devamındaki harfleri bilmiyorum. Şimdi kesişimlerinde neler, neler var bunların ilk etapta? K kesişim L'de ne dikkatini çekiyor? Şimdi E, A ortak, E ortak, N ortak. Ama soru bana ne demiş? B ve U da var. Ha, şimdi bunu kırmızıyla yazayım. B ve U da olmalı. Dikkat ederseniz L'de şu an hangi harf eksik? B ve U eksik. O zaman bir kere bu çocuğun isiminde kesinlikle B ve U olmalı. A elenir. B elenir. Evet. B, U, B, U tamam. Kesişimlerinde yalnız bak D şıkkı olmaz. Niye biliyor musun? Şimdi burada L var. Eğer bulutta da L harfi olduğu için burada artık L, B, T, U ekleneceği için kesişimleri ne olur? Bir de L olur. Peki kesişimlerinde L harfi var mı? Yok. O zaman D olamaz. Gel şimdi C'ye. Ee, bakıyoruz. Burada Y var bak. Burada da Y olacak. Buraydan dolayı. Ama Y kesişim kümesinde var mı? Hayır. O zaman buraya olamaz. Kesişimleri yoksa Y de eklenmeli. Burak yaparsak. Evet. K zaten burada yok. Problem değil. Sonra A zaten vardı. Aldık. R harfi K kümesinde yok. O yüzden yine olmaz. BU eklenmeliydi sadece. Gerçekten BU eklenmiş oldu. Burayı alırsak E şıkkı. Burada önemli nokta arkadaşlar. X'e tam sayı demiş mi? Yok. X kareye tam sayı demiş. Ona dikkat. Bu yüzden eksi 3 ile 2 arasında bir sayının karesi 0 küçük eşit. Çünkü burada 0 sayısı vardır. Karesi en küçük olan sayı bu. E, büyüktür. 9 olacak. 0 ile 9 arasında x kare o zaman 0'dan 8'e kadar arkadaşlar tüm sayılar olur. Yani 9 elemanlı bir küme geldi. Belki hata yapan arkadaşlarımız x'in de tam sayı olacağını düşünerek hata yapmışlardır. Ama x'e tam sayı dememiş. x kareye tam sayı demiş. 3 üzeri x arkadaşlar eksi 1 x 2 aralığında demiş. Yine x eleman z demiş ama bu sefer. Böylece 3 üzeri eksi 1 arkadaşlar 1 bölü 3'tür. 3 üzeri 2 9'dur. 3 üzeri 1 3'tür. 3 üzeri 0 da 1'dir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu olmaz. B kümesi 3 elemanlı bir küme oldu. A kümesi 9 elemanlı bir küme. Bunların kesişimleri neler? Evet 1 vardır, 3 vardır. Kesişimleri 2 elemanlı olur. A kümesinin 9 elemanlı bulduk doğru. B fark A arkadaşlar evet. B'de sadece 9 var A'da olmayan. Bu da doğru. A kartezyen B'nin eleman sayısının çarpımı 9 çarpı 3'ten 27'dir doğru. A fark B demekti bu hatırladınız mı? A kesişim B'nin tümleyeni A fark B demektir. A fark B'de de arkadaşlar neler var? Bunun normalde toplamda 8, 9 tane elemanı var. 1 ortak 3 ortak 7 tane olmalıydı bu ama 6 demiş soru. E şıkkı yanlış. Sınavda buna benzer soru sorulmuştu o yüzden bu ne ya falan diye burun kıvırmayın lütfen. Şimdi büyük baş hayvanların kümesi B, yüzebilen büyük baş hayvanların kümesi Y, sarı renkli hayvanların kümesi de S verilmiş. Bakın şu turuncunun bulunduğu kısım e, neyden farklı? Y kümesinden farklı. Y'yi hiç içine almamış. Y neydi? Yüzebilen büyük baş hayvanlar kümesi. O zaman bu turuncu kısım yüzemeyen dememiz lazım yüzemeyen arkadaşlar. Ama aynı zamanda büyükbaş hayvanları kapsıyor. O yüzden yüzemeyen büyükbaş ve sarı renkli hayvan olması lazım. Buna uyan şık hangisi oldu? Yüzemeyen, sarı renkli büyükbaş hayvanlar. Evet, C şıkkı olmuş oldu. Duruma göre bence biraz zor. Hatta sınav süresi içinde Biraz böyle insanı zorlayacak bir soru arkadaşlar. Ee, i̇lk önce mevzuyu anlamanız lazım. A ve B'nin kesişimi ne olabilir? A ve B'nin birleşimi ne olabilir diye. Şimdi A ve B'nin kesişimi arkadaşlar akademisyen olursa hataldan başlayayım. E, akademisyeni A kesişim B'den oluşturmak zorunda kalırsanız bir anda kesişimleri 9 elemanlı olur. 9 elemanlı olunca zaten A ve B'nin toplam eleman sayısı 9. Yani A'nın burada fark elemanına sıfır kalır. B'nin de fark elemanına sıfır kalır. Böylece siz askeri oluşturamazsınız. Neden? Es askeri oluşturmak için bir R harfine ihtiyacınız var. A 10 harfli bir küme olur. 10 elemanlı bir küme. Yine aynı şekilde ressam oluşturmak isterseniz B fark A'da bir R harfine ihtiyacınız var. Çünkü akademisyen de yok arkadaşlar. E, o zaman da ne olacak? Yine 10 harfli olacak. Demek ki bizim burada kesişimlerden oluşturacağımız elemanlar bunlarmış. Yani A, S, K, R, M ve E. Toplamda gördüğünüz gibi 6 eleman var kesişimlerinde o kesin. Şimdi bundan sonra ne söyleyebiliriz? Bu arada kesişimleri 6 elemanlı olacak diye bir şey yok. 7 elemanlı da olabilir, 8 elemanlı da olabilir ama garanti bir şey var ki kesişimlerinde bu elemanlar duruyor. Birleşimlerinde de akademisyen olacağına göre birleşimlerinin içinde D, I, Y ve N. Bu da arkadaşlar A ve B'ye dağıtmamız lazım. Ya A fark B'de olurlar ya B fark A'da olurlar. A kesişim B'nin içinde de olabilir. Bu önemli değil ama bildiğim bir şey var ki A kesişim B, A, S, K, R, M'den kesinlikle oluşuyor. D, İ, Y, N'yi biraz şıklara göre dağıtacağız. Bir de Şuna dikkat etmek lazım. Sadece bu harflerden oluşuyor demiyor bakın soru. Harflerden oluşuyor diyor. Yani A'nın içinde bir Z harfi olabilir. B'nin içinde bir T harfi olabilir arkadaşlar. Onu bilmiyoruz. İşte şıklara göre bakacağız. Şimdi şair oluşturabilir miyim bakalım. A'nın içinde şeye olur. A fark B diyelim. Sonra bir de buna İ'yi atalım arkadaşlar. İ'yi kullandık. Buraya D, Y, N kaldı mesela. B 9 elemanlı oldu. A şu an 8 e, elemanlı görünüyor ama dediğim gibi A sadece bunlardan oluşur diyemeyiz ki. A'nın içinde bir Z harfi olur. Sonuçta harflerden oluştuğundan dolayı şey'i buraya koyabiliyor muyum? İ'yi buraya koyabiliyor muyum? Evet bu cevabı aldığım için oluşturabilirim. Şimdi e, doğru olan cevabı atlayacağım. Diğerlerini kontrol ettireyim bakın. Memur. Şimdi M zaten kesişimde var. R de var. Buraya U gelsin tamam mı? Sonra buraya U geldikten sonra İ'yi de buraya atayım. D, Y, e, hatta N'yi de buraya atayım. Buraya da böyle bir L harfi atayım. Sonuçta dediğim gibi harflerden oluştuğu için ben memuru oluşturabiliyor muyum, oluşturamıyor muyum? Oluşturuyorum. Başka harfe ihtiyacım var mı? Normalde var. 9 elemanlı yaptım mı? Yaptım. D, İ, Y, N'yi bunlara dağıttım mı? Dağıttım. Yine oldu bakın. Yani o yüzden biraz ucu açık bir soru. Gerçek yanlış cevapta zaten işi patlıyor. Hekime geldiğiniz zaman H, sonra e, başka K var. İ'yi buna atalım. Çünkü hekim oluşturacağım ya. Sonra bir de D'yi atayım yanına. Buna da Y, N olsun. Sonra e, bir tane harf uyduralım. G olsun. Sonuçta B kümesi harflerde evet, A'da oluştu mu? Evet. A da oluştu. 9'lar elemanlı oldular mı? Evet oldular arkadaşlar. Ve sonuçta oluşturabildik. Sonra e, sekretere geldiğiniz zaman buradan t eksik t koyalım. R, k diğerleri var zaten. Şimdi buradan bir i koyayım. Buraya y koyayım. Böylece 9 elemanlı olsun. E, buraya d, n kalsın. Bir de z harf olsun. Böylece harflerden oluştular. 9 elemanlı oldular. Ancak sanatçıya gelirsek. Şimdi burada t. Ç ve I eksik. Yani sonuçta A'da Oluşturmam için A'nın içinde A fark B'de T, Ç, I olmak zorunda. Yalnız iş nerede patlıyor biliyor musunuz? D, I, y, N boşta duruyor. Şimdi ben A'yı 9 elemana tamamladım. E arkadaşlar A'yı 9 elemana tamamladığım için buradan hiçbir eleman bu A kümesinin içine atamam. Mecburen D, N'yi direkt nereye koymam lazım? B fark A'ya ki birleşimlerinde D, I, y, N de Y, olsun. Bir anda B kümesi neye çıktı? 10 elemana çıktı. Ama kaç elemanlı olmalıydı? 9 elemanlı olmalı. O yüzden diğer şıklar biraz böyle kolay oluşturulabilecek şekilde verilmiş. Ama B'yi asla oluşturamayacağınız şekilde verilmiş. Yani bu şekilde deneyerek şıklardan gitmeniz gereken bir soru. Kesinlikle öyle işlem yapayım, matematiksel bir yol üreteyim sorusu değil bu arkadaşlar. TAA kümesinin rakam olan elemanlarının çarpımı olarak anlatılmış. Burada ne demek istiyor? E, göstereyim size bir örnekle. Diyelim A kümesi arkadaşlar x, y, 1, 2 ve t'den oluşuyor. Tamam mı? O zaman bunun rakam olan elemanlarının çarpımı 2'dir. X, Y, T'yi kullanamıyorum. Bu yüzden bakın TA 42 olacak şekilde B'den kullanacağız eleman, değil mi? 42 olması için bir kere garanti ne olması lazım? 3 çarpanı olmalı, 2 olmalı, 7 olmalı ya da 6 olmalı, 7 olmalı. Şimdi bu olursa A kümesinin içinde 3, 2, 7 varsa 1 olabilir, olmayabilir. A olabilir, olmayabilir. B olabilir, olmayabilir. C olabilir, olmayabilir. Bu olabilir, olmayabilirler. Bize aitse, özgürsek bunlarla oluşturabileceğimiz tüm alt kümeler arkadaşlar. 2 üzeri 4 tane olur. Böylece A kümesinden 16 tane yapabiliriz demek bu. Elimizde kesinlikle 3, 2, 7 olacak. A, B, C, 1 bize bağlı. Olabilir, olmayabilir. Bütün kombinasyonlar 2 üzeri 4 tanedir arkadaşlar. 6, 7 için de aynı şey geçerli. 1, A, B, C bunlar olabilir, olmaya da Haliyle yine buradan da 2 üzeri 4 16 tane küme oluşturabiliriz. Böylece toplamda 32 tane farklı A kümesi yazılır. C şıkkı. Aylan'ın telefon numarası 055 723'ten oluşuyormuş. Diğerleri görünmüyor. Berk'in numarası 055 941 diye bitiyor arkadaşlar. Diğerleri görünmüyor. A kümesinin eleman sayısı 9. B kümesinin eleman sayısı 6, A kesişim B 0, 1, 4, 5, 6 ymiş. Haliyle arkadaşlar burada aylanın elemanlarının neler olduğunu biliriz o zaman. 0 var, 1 var, 4, 2 var, 3 var, 4 ortak eleman var, 5 ortak eleman var, 6 var, 7 var. E şimdi burada sayınca ama kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. Bizim kaç tane elemana ihtiyacımız var? 9. Şimdi peki 8 mi olmalı 9 mu olmalı? Hangisi olmalı? 9 olursa arkadaşlar kesişim kümesinde olmalıydı ama 9 kesişim kümesinde yok. Demek ki Aylan'ın telefon numarasındaki bir rakam 8'miş. Buradan anladık. Gelelim Berk'e. Berk'in eleman sayısı kaç? 6 verilmiş. Elemanların tek tek yazayım. 0 var, 1 var, 4 var, 5 var, 6 var, 9 var. E burada zaten 6 eleman yaptı bile. Demek ki bunun başka hiçbir elemanı yokmuş arkadaşlar. A fark B nelerden oluşuyor? 2 bir kere A'da var B'de yok. 3 A'da var B'de yok. 4, 5, 6 geç. 7'ye geldik evet A'da var B'de yok. Ve 8 A'da var B'de yok. Böylece bunların toplamı da 10, 10 daha 20 oldu. B şıkkı güzel bir soru. A kesişim B, A kesişim 1, 2, 4, 6, 8'e eşit olduğunda A, C'nin pardon A, B'nin ortak kesişim kümesi oluyormuş. Buna göre kaç tane farklı A kümesi çizilebilir diyor, yazılabilir. Şimdi arkadaşlar şuna da biz bir harf verelim. A kesişim B eşittir A kesişim C olsun. Burada A zaten sabit değil mi? Aslında ne olması lazım? B ve C'den eğer eleman gelecekse eşit elemanlar gelmeli. Bakın şimdi örnek veriyorum. B ve C'nin kesişiminde 1 2 var. 4 yok, 6 var değil mi? İkisinde de 1 2 6 var. Eğer A'da ne olursa olsun bunlardan herhangi birisi gelirse arkadaşlar kesişimleri bunlardan biri olmaz mı? Ya da bunlardan hiçbiri olmazsa A'nın elemanlarından bakın bir tanesi 7 olsa, bir tanesi 9 olsa A kesişim B ne oluyor? Boş küme. A kesişim C ne oluyor? Boş küme. E boş küme boş kümeye eşittir. Böyle de olabilir yani. Ya da A nasıl olabilir? 1, 2, 9. Bakın şimdi. 1, 2, 9'un B ile kesişimi ne? 1, 2. 1, 2, 9'un C ile kesişimi ne? Yine 1, 2. Demek ki A kümesinin içinde B ve C'nin ortak olmayanları olmamalı. Ortak olmayanlar da neler arkadaşlar? 8 çizelim üstünü. Sonra 4, 6 ortak pardon onu geçiyorum. 6 ikisinde de var. E, diğerinde de 0 ve 3 ortak değil. Yanlış bir örnek göstereyim bakın. Olur da gittiniz A'ya 0 koydunuz, 1 koydunuz, bir de 5 koydunuz. A'nın B ile kesişimine 1. A'nın C ile kesişimine 0, 1 bak eşit olmadı. Bu yüzden ortak al olmayanları alma hakkın yok. A kümesinde 0 olmayacak. Çiz üstünü. 3 olmayacak. 4 olmayacak. 8 olmayacak. Geri kalan 6 eleman istediği gibi olur. İsterse 6'sı birden olur. İsterse 2 tanesi olur, isterse 3 tanesi olur. Bu 6 elemanı istediğin gibi seçebiliyorsan bu arkadaşlar 2 üzeri 6 ile adlandırılır. 2 üzeri 6 tane alternatif var demektir. A'nın bütün kombinasyonlarını buluruz. A mesela buradan dediğim gibi 0, 1, 9 olur. 0 olabilir. Sadece 1 olur. Sadece 9 olur. 0, 1, 9, 7. Bunlar olabilir arkadaşlar. Ancak boş küme olamaz. Çünkü boş kümeden farklı demiş. O yüzden 1 çıkarıyoruz. 63 tane farklı farklı A kümesi yazabiliriz. A kesişim B ve A kesişim C'ye eşit olan. Çok sert bir soru. A eksi 6 7. B 3 sonsuz. C eksi sonsuz eksi 2. Öğrencinin bulunduğu bölge A kesişim B'nin tümleyeni kesişim C'nin tümleyeniymiş. Bunları ben sayı doğrusunda göstermek istiyorum size. Böyle büyük bir sayı doğrusu çizelim. Şimdi eksi 6 7. Böyle yaptım. Eksi 6 ile 7 aralığında her şey olabilir. Sonra burasını kapatalım. Burasını açık tutalım. 3 sonsuzun tümleyeni nedir? Eksi sonsuzdan 3 kapalı aralığına kadardır. Onun için de yeni bir renk seçelim. Eksi sonsuzdan 3 kapalı aralığına kadar arkadaşlar. Sonra eksi sonsuzla eksi 2'nin tümleyeni nedir? Eksi sonsuzdan eksi 2'ye diğer tarafını alacağız. Yani eksi 2 açık bu sefer. Bunun da rengini şöyle kırmızı yapayım. Eksi 2 açık. Sonsuz açık arkadaşlar. Hem kırmızı hem siyah hem de mavinin olduğu bölge neresi geldi? Eksi 2 açık. 3 kapalı. Bu aralıkta istediği bir tam sayıda durur. Böylece 3, 2, 1, 0, eksi 1 toplam 5 tane değer varmış alacağı. A harfiyle başlayanlar A, N ile bitenler N, 5 harfli isimler kümesi B'ymiş. Bakın şimdi burada neresi boş görüyor musunuz? A ile başlayıp N ile bitenler boş. O zaman arkadaşlar A ile başlayıp N ile biten o kelime olmaması lazım. Aysun elendi. O gitti arkadaşlar. Sonra B kümesine dikkat eder misiniz? 5 harfli küme. E bu turuncu arkadaşlar 5 harfli küme olmalı olmaz o zaman. Yine ee, N'nin içindeki bu turuncu bölgede yine 5 harfli kelime olması lazım. Ama Neriman 5 harfliden farklı. Bu da elendi. A başlayıp 5 harfli biten bu kelime olur. A başlayıp 5 harfli olan bu kelime olur. C ile başlayıp N ile biten olur. K başlamış sorun değil. 5 harfli olduğu için N ile biten yine olur. Böylece toplam 4 tane kelimemiz var arkadaşlar. D şıkkı. Soruda demiş ki A ve B ve C asal sayılar arkadaşlar. Ee, sarı bölge A'nın ve B'nin katı olacak. Mavi bölgede o zaman A'nın ve C'nin katı olacak. Haliyle burada şunu görmüş oluyoruz. Bu A ve B'nin katı, bu A ve C'nin katı ya. Demek ki hem sarı bölgede hem mavi bölgede aynı asal sayı olmalı. B arkadaşlar C'nin olduğu yerde olmamalı. C B'nin olduğu yerde olmamalı. Burada benim ne dikkatimi çekiyor bu yüzden? 132 ve 330. 132 arkadaşlar 11 çarpı 12 olduğu için bunun asal bölenleri 11, 2 ve 3. 330'a gelirsek bunun asal bölenleri 11, 11 çarpı 30 olduğu için 2, 3 ve 5 var. 147'ye bakıyorum. 147, 21 çarpı 7. Dolayısıyla 3, 7, ve başka bir şey var mı? 21 çarpı 7 de yok arkadaşlar. Sonra geliyorum 126'ya. 126 da 21 çarpı 6 olduğu için arkadaşlar 3 var. 7 var. Sonra bir de burada 2 var. Şimdi bakalım burada ortak olanlar neler? 4 sayı olacak arkadaşlar. 4 sayıdan ortak bir şey seçmemiz lazım. 3. Bakın 4 sayıda da 3 var. O zaman bu A 3'müş arkadaşlar. Sonra 132 ve 330'da 11'ler ortak. 147 ve 126'da da sadece 7'ler ortak. Bu yüzden B veya C'den biri önemli değil. Çünkü sonuçta 147'yi nereye yerleştireceğimiz önemli değil. Oradaki B ve C önemli. 147 ve 126'dakine arkadaşlar oradaki harfe B diyelim. Yine 132 ve 330'a da oradaki ortak katlarına da bölenlerine de 11 diyelim. Haliyle bakın bu A ve B'yi bir nevi ne düşünmüş olduk biz buradaki yazılan iki tane sayıyı 11 ve pardon 7 ve 3 olduğu için buraya ben 147 ile 126'yı yazmışım gibi düşünün. Mavi bölgeye de arkadaşlar 132 ve 330'u yazmışım gibi düşünün. Gerçekten ortak bölen olarak hepsinde 3 var. Aynı zamanda ortak olmayan olarak da 11 ve 7 var. Dolayısıyla bu ABC'nin toplamı 18 3 daha 21 geldi. D şıkkı. Asya ve Ekin arkadaşlar bir tahmin oyunu oynuyorlar. Eğer Ekin doğru sayıyı söylerse Asya sıcak diyor. Yanlış sayıyı söylerse Asya soğuk diyor. Ancak bunları belli bir sırayla söylemiyor bakın. 7 1 2 diye tahmin bulun tahminde bulunduğunda ekin Asya 7'ye sıcak demiyor. Rastgele buradaki 7 1 2 için sıcak soğuk soğuk diyor. Bunlardan bir tanesi doğru, iki tanesi yanlış manasında. Aşağıda 3 4 5'e sıcak 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 derse hepsine doğru demiş diyor. O yüzden bu sıcak soğuk soğuk soğuğu sakın sıralama olarak algılamayın. Özellikle soru onu belirtmiş. Veriliş sırası arasında bir ilişki bulunmuyor diye. Dolayısıyla biz onu kendimiz baka baka anlayacağız. En baştan, en kolaydan başlayalım. 1, 5, 7 bakın. Burada hepsi sıcakmış ya. Demek ki Asya'nın söylediği, e, tuttuğu sayılarda kesinlikle 1, 5, 7 var. E şimdi burada sadece bir tane sıcak olduğuna göre ve bir numarası doğru olduğuna göre... ...demek ki burada 2, 3 yanlış. 2 ve 3 yokmuş Asya'nın sayılarında. Aşağıya geldiğimiz zaman... 5 vardı ya arkadaşlar. E 5 burada var yine. Ve burada kaç tane sıcak var? Sadece bir tane. Demek ki arkadaşlar burada da sıcak doğru olduğu için 5 doğruymuş. 3, 4 yanlışmış. Yine 4 olmamalı Asya'nın söylediği sayılarda. Buna göre 1, 5, 7 var. 2, 3, 4 yok. Geriye kalan 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9. Başka rakam var mı? Bir de A ve E'yi kullanacakmışız. O zaman arkadaşlar bir kere 1 5 7 cepte. O kesin olmalı. 6 8 9 A E olmalı mı, olmamalı mı? Tamamen size kalmış. Ol 6 8 9 A E'yi istediğiniz miktarlarda ve durumda, istediğiniz kombinasyonda kullanabiliyorsanız burası işte şuna girer arkadaşlar. Bu 5 elemanı İstediğiniz gibi oluşturabileceğiniz kümeler aslında 2 üzeri 5 ile açıklanır. 32 tane farklı küme oluşturursunuz. Tek tek de saymak zorunda kalmazsınız. Bunu hep ben sorularda söylüyorum. Aldığınız elemanları istediğiniz özgürlükte kullanabiliyorsanız onlarla oluşturulabilecek tüm küme sayısı eşittir. 2 üzeri nedir arkadaşlar? Bu yüzden cevabımız 32 oldu. Soruyu zaten bitirdim. İsteyen dinlesin bundan sonrasını arkadaşlar. Ben olayı tam anlayamadım, bir anlatır mısınız diyenler için hani ek bir konu anlatımı gibi düşünün. Bakın şimdi 1 5 7 kesin olacak tamam mı her kümede? Diyelim bu soru sadece arkadaşlar A ve B'den oluşsun. Yani A ve B'yi istediğimiz gibi kullanalım. 1 1 5 7'yi kullanabilirsiniz. 2 1 5 7 A olabilir. 3 1 5 7 B olabilir. 4 157 AB olabilir arkadaşlar. Bitti. Gördünüz mü? Normalde A ve B'den oluşturulabilecek küme sayısı kaç tanedir bu arada? 2 üzeri 2'den 4. Örnek olarak yapayım dedim ki hani tek tek 32'yi saymayın. Gördüğünüz gibi gerçekten tek tek sayınca da böyle oluyor. O yüzden bu sorularda artık 2 üzeri ne yapmanız gerektiğini görmüş olursunuz.